Kış 1. Mufassal kıssa başlarsın, garip efsane söylersin. Baki Birden kaldırımlardan taşan kalabalıkta, onun da olabileceği aklıma geldi. İçimdeki sıkıntı eridi. Bu sıkıntı garsonun yüzündendi. Öyle sanıyordum. Paltomu tutarken yüzünü görmüştüm. Gülmeden değil, sırıtmaktan karışmış gözleri. Ne derler, sırnaşık mı? Yok, yılışıktı. Para versem eli elime yapışacaktı, vermedim. Çevremeye ilgiyle baktım. Erkekler yeni tıraş olmuşlar, kadınlar yeni boyanmışlardı. Yüzleri tasasızdı. Caminin dirseğindeki bacakları kesik dilenci, soğuktan morarmış, çorapsız, gazeteci çocuk bile öyleydiler. Sanki onu tanıyormuşum, görsem bilecekmişim gibi bakıyordum geçenlere. Bu geceye bencildim, kendi kendime kızdım. Oysa onu bu caddeye pek seyrek gönderirdim. Binde bir, güzel bir filmi görsün diye. Önlerde bir yere oturur, yana avcuna dayalı filmi seyreder, tam beni düşünmesini istediğim zaman beni düşünürdü. Film bitince eve yürüyerek dönerdi. Kalabalıkla ilgim kesiliverdi. Yine lök gibi oturdu içim o deminki sıkıntı. Bu kere garsonun yüzünden değildi, biliyordum. İleride locaları, derin sinemanın, önünde müşteri beklediğini bildiğim şaşı kadının bende uyandıracağı tiksintiyle karşılık acımayı düşünür düşünmez, döndüğüm yan sokakta, o geceki sokakta bu, bir yaralı kendine güven duygusuyla ağırlaşmış olarak geldi. Bir ay önce biri siyah bıyıklı iki terziden. Niye terzi? Bilmiyorum. Dayak yediğim gecede aynı sebepten aynı sokağa dönmüştüm. Belki de bir ek sebep de vardı. Ona bir yardımda bulunmam gerektiğim. Bu yardımın onun iş gururunu incitmemesi bahanesinin ardında gizli. O derin localardan birine onunla girmek isteğinden korkuyordum. Şaşı kadın karmaşık yollardan bana Zehra teyzemi getiriyordu. Dizinde yatarken yalnız benim bildiğim kokuyla dolu kimi duran kimi kıpırdayan dudaklarına bakardım. Arada eğdir ben büyük inanılmaz bir şeyler olacağını beklerken sart burnumun ucunu öperdi. Yüzü bana inerken gözleri şaşılaşırdı. Bir ay önce yediğim dayağı hak etmemiştim ben. Beş gün çenem sarılı sanki biraz... Sanki bazı insanlara... Sanki bazı insanlara kendimce bir iş uydurup her sefer yanılmamışım gibi. Beyoğlu'ndaki terzi dükkanlarında dolaşmıştım. Uykulu sokakta benim çökerttikleri yer lambalardan uzak değilmiş. Birinin kara olduğundan başka şeyler de biliyormuşum gibi arıyordum onları. Kimse anlamıyordu. Sadık bile. Bulacaksın da ne olacak diyordu. Anlatacağım yahu. Haksız olduklarını söyleyeceğim. Yanlarındaki üçüncü kişiye yapmak istediklerinin umurumda olmadığını, yanlarındaki üçüncü kişiye yapmak istediklerinin umurumda olmadığını, olmazsa eve gideceğim ben demişti üçüncüsü. Orada durduysam salt merak ettiğimden durduğumu söyleyeceğim. O iki terziye niye terzi bilmiyorum. O iki terziye beni dövmekle haksızlık yaptıklarını anlatacağım. Sonra, sonu oradaki duruma bağlı. Sadık başını sallıyor, gülüyordu. Onları aramam gerektiğini anlamıyordu. Beş gün sonra suratım iyileşip sargı atılınca aramayı bıraktım. Sonra o Rum kızını öptüm. Harbiye'ye yakın caddenin ortası Tenha'ydı. İki kişiydiler. Kol kola gülüşerek geliyorlardı. Yanından geçerlerken benden yana olanı tuttum öptüm. Yüzü soğuktu. Bağırıştılar. Öteki terbiyesiz, pis sarhoş dedi. Kafamı hınçla geriye attım gülerken. Gittiler. Ne yamansanız dökme kalıplarınızla. Bir şeyi onlara uydurmadan rahat edemezsiniz. Oysa ben sarhoş falan değildim. Bir bardak şarap içmiştim yemekte. Hem onu öpmemiştim ki soluğunda şarap kokusuluysun. Bir sigara yaktım yürüdüm. Holi sıcaktı. Paltomu çıkarırken kaç kere beni yeniden sokağa uğratan o bildik düşünce geldi kafama takıldı. Öptüğüm kız bir şey dememişti. Yoksa o muydu? Niye gitmedim ardından? Ötekini kovup konuşmak için ona döndüğüm zaman sus biliyorum diyecekti. Bir haftadır bana akşam yemeklerini aynı lokantada yedirten düşünceydi bu. O geceki kadında oraya uymayan bir şeyler vardı. Yemek yiyenlerin eşyanın ötesindeydi. Kalktığı zaman garson pilavımı getiriyordu. Kalkmamıştım. Başka gece kalkacaktım. Kadın gidince bir yarı bilginin üzüntüsü geldi bana. Başka gece yoktu. Gelmiyordu. Bu gece de gelmedi. Belki garsonun yüzünü benden bir hafta önce görmüştü. Sedire oturup radyoyu açtım. Piyano dinlemek istiyordum ama yoktu sanki bütün dünya konuşuyor, dans ediyor, operaya gidiyordu. Şu kutunun içinde bana piyano çalacak birini bulamıyordum. Yalnızdım. Kapadım kalktım. Duvarda ikindi kahvaltısı asılıydı. Yapma ışıkta bozduğu daha bir boz kahredici. Masanın üstünde sigara küllüğü vardı. Biçimsiz. Kim koymuş onu kitapların önüne? Kaptığım gibi pencereden sokağa fırlattım. Kapalıymış. Cam kırıldı. Karşı apartmanın yüzünde bir perde kalktı. Bir kadın kımıldamadan sokağa baktı. Yoksa o mu? Perde indi. Yoksa her şey ben olmadığım zaman, benim olmadığım yerlerde mi oluyordu? 2. Bu Rumca şarkı yüzünden mi uyandı, yoksa onu uyandıktan sonra mı duydu bilmiyor. Şarkı söyleyen pastırmacanın karısıydı. Yukarıdaki derin hizmetçisi Eleni evli değil ama ona göre pastırmacanın karısıdır. Ayda 30 liraya bazı günler aşağı iner, ortalık süpürür. 2-3 yıl sonra evlenecek. Küçücük bir mezici dükkanı açacaklar. Elini anlatırken gözleri parlar. Oysa hep o mezeci dükkanında oturacak adam acır. Sarımsak kokusu sinmiştir üstüne. Adam belki duymaz. Ama o pastırmadan iğrenir. Yataktan kendi ılıklığından ayrılmak istemiyor. Kalkıp odanın tek penceresinden perdeyi çekse yıllardır ezberlediği üst üste küçük banyo delikleriyle yandaki apartmanın, o da kendi malı, daha doğrusu babasından kalma, sıvalı duvarını görecek. Gökyüzünü görmek için eğilip yüzünü cama dayaması gerekir. Yağmursuz sabahlar bu bir damla gökyüzü onu şehrin havasını tahminde çok yere yanıltır. Başını sola çevirdi. Duvarın ortasında kemarin çıplağa asıldı. Loşlukta belli belirsiz. Dışarıda çıplaklaştırılması kolay bir kadın. O anlık çabasının kısıp açtığı bir sesle süpürgesinin ahengini uymuş şarkı söylüyor. Bu kadın yatağa itivermediği için belki ona şaşıyordu. Bir gün yukarıdaki avukatın fırsat buldukça arkasına sürtündüğünü anlatmıştı. Ama o yapmıyordu. Soymayacaktı kadını sağ bacağını büküp dizine kaşıdı. Babasına benzemekten korkuyordu. Çocukluğunda eski evde sık sık hizmetçi değişirdi. Bazı geceler kesildi veren bağırmalar, fısıltılar, somya gıcırtıları duyardı. Bir gün mutfakta babasını görmüştü. Kopacak gibi gergin, sırtı kamburlaşmış, arkadan kadının kalçalarına sarılmış. Elindeki bardak düşünce doğrulu vermişlerdi. Korkunçtular. Babası yürümüş onu tokatlamıştı. On yaşındaydı. Kadınlığı erkekliği biliyordu. Eskiden beri belki teyzesi yüzünden hep iğrenirdi babasından. O da kapısı tıkırdadı. Yatağın içinde doğruldu. Gel dedi. Elini kapı aradığında durdu. İşim bitti. Bir burası var toplanacak. Burası kalsın bugün. Temiz daha. Başka yapacağın yoksa gidebilirsin. Ne karanlık böyle bu. Perdeyi açayım isterseniz. Başını salladı. Kadın gitti perdeyi çekti. Bir an ışıkta durdu. Yüzü ne güzel. Kim bilir benimkisine boktandır. Uykulu şiş. Sokaktan yana odanın camı kırılmış. Taktırayım mı bugün? Tamam. Şu ceketimi versene dedi. Elini ceketi getirdi. Kaça takarlar camı? Bilmiyorum. 6-7 lira gider herhalde. Bir onluk çıkardı iç cebinden uzattı. Üstü senin olsun dedi. Mezeci dükkanına yarım kilo sucuk parası. Parayı verirken kadının yüzüne bakmadı ama elini gördü. Canlı konuşkan bir eldi bu. Önce oda kapısı kapandı sonra dış kapı. Terliklerini giydi, gitti pencereyi açtı. Soğuk. Dışarıya eğilip gökyüzüne baktı. Kuşun rengi yağmur yağacak bugün. Ceketini giyip ayak yoluna girdi. Kötü yazarın yasak bölgesi. Neydi o kaldırıp attığım dünkü kitap? Adam sabah kalkıyor, yüzünü yıkıyor, parkta oturuyor. Yemek yiyor, sevgilisiyle dolaşıyor, gecenin bir vakti evine gelip yatıyor. Hiç mi çişi gelmedi? İnanılacak şey değil. Parktayken sıkışmış, gövdesi kalın bir ağaca yanaşmış kimse geliyor mu diye yanına yöresine bakındıktan sonra ağacın dibine işemiştir. Ayak yolundan çıkınca tıraş oldu. Yüzünü yıkadı, giyindi çıktı. Nişan taşından maçkaya tramvayla geldi. İnerken ayağa kaydı. Geceden ıslak taşlar donmuş, kaygan. Yokuş aşağı yürüdü. Çekine çekine basıyor yere. Başında tablası, geç kalmış bir simitçi geçiyordu yanından, durdurdu bir simit aldı. Kadının biri evinin önünde kilim silkiyordu. O geçerken durdu sonra yine başladı. Güzel kadın ama asık yüzlü. Hep asık yüzlü oluruz ya da sırıtkan. Simit yiyerek yürüyor. Tek tük geçenler dönüp ona bakıyorlar. Kılığı düzgün bir adamın sokakta simit yemesi yasaktır. Bütün yasaklar gibi bunun da bir kaçamak yolu yok mu? Simidi kır cebine sok. Tek elinle bir lokma koparı kimseye sezdirmeden ağzına at. Ama ben dişlerim sağlamken ısıracağım. Manav evinin ardına kadar açık sokak kapısından girerken simit bitti. Bir cigara yakıp ilk iki katın merdivenlerini tırmandı. Son katın sahanlığında yalnız bir kapı vardı. Kapıyı açıp durdu. Bu aydınlık büyük odada ellerinde paletleri, sehpaların önünde dikilenler dönüp ona baktılar. Bir ooo sesi duyuldu. Sonra bu koku. Birden az önce kararsız sokağa çıkalı biri duymak istediğinin hep bu koku olduğunu anladı. Yağlı boya, bezir yağ kokusu. Girdi kapa yahu donduracaksın bizi diyordu Sadık. Çok mu durmuştu kapıda? Girdi kapadı. Hepinize merhaba dedi. Merhaba. Sadık'tan başka iki kız sekiz erkektiler. On öğrenciden fazla çalıştırmazdı Sadık. Beğendiklerini çalıştırırdı yalnız. Sabahleyin seni konuşuyorduk dedi Sadık. Beş gün oldu galiba görünmüyorsun. Daha ki yediği terzileri buldu herhalde. Beş gündür herifleri dövüyordur diyorduk. Ya da otomobil çarptı öldürdü. Buna en çok Sami üzüldü. Öldün diye değil, tabii portresi yarıda kalacak diye. Ne dersin sonunda en olmayacak ihtimal üstünde anlaştık. Tutmuş bir işe girmiştir dedik. Tamam, bu gerçeğe dayanarak bir genellemeye gidebiliriz. Sanatçının sezgisi yanılmaz. Güderek hep birden konuştular. Yalan, yok canım olmaz bu. Fırçalarımın üstüne bahse girelim. Alay ediyor. Sandalyerden birine her zamanki yerine, pencerenin önüne çekip oturdu. Alay falan değil dedi. Dört gün önce bir sokak levhasında iki öksüzler sokağı adını okuduğum zaman kendi kendimi bir işe atadım. Şehrin sokak adlarını toplayacak, bunlar üstüne düşünecektim. İspatı burada. Eliyle defterinin bulunduğu cebi üstüne küt küt vurdu. Üç gün çalıştım bu işte. Dün öğlen bıraktım. Hangi sokağa girsem ardında hep o bir omuzu düşük adam vardı. Şimdi yine ayla. Ayak kaplarına bakıyordu. Kimse konuşmadı. İçinizde iki öksüzler sokağından geçen olmuştur belki ama bilmezsiniz. Çoğu iki katlı, yeni ya da yeni görünen evler. Şardon'un Easy Street dediği sokaklardan. Ben eli paketliler sokağı diyorum. Komşusunun saygısını yitireceğinden başka sıkıntısı olmayanlar yaşar burada. Ama adı kimmiş bu iki öksüz? Adlarını sokağa verdirecek ne yapmışlar? Nasıl yaşamışlar? O gece içmemiştim ama bir elektrik direğine yaslandım. Sokağa güney yönünden girer de bir direğe dayanmak gereğini duyarsanız üçüncü direğe dayanın. Boyunuz benimki kadarsa gözünüz hizasında çakıyla kazılmış bir ah göreceksiniz. İstemiyordum. Bunu kazıyan salt karşı evde oturması mümkün uzun tırnaklı bir kız yüzünden kazımış olsun. Eli paketlilerden bıkamaz mıydı? Yine de yarım saatten fazla evin aydınlık perdelerine baktım. Kimseyi görmedim. Üç gündür başka sokaklar da gördüm. Bir aslan yatağı sokağı var, bol dönemeşti. Bir zamanlar köşelerden birine bir gerçek aslan yerleşti de bütün şehir onu seyre mi koştu yoksa aslan dedikleri övüngen mahalle kopuklarından biri miydi? Ya o sonuna dek gidip de tek bir servi göremeyeceğiniz sıra serviler caddesi, asfalt üst üste beton yapılar, otomobiller sürüsü, hızlı yürüyen insanlar sürüsü. Bu yolun servili olduğu zamanlarda insanlar böyle mi yürürdü? Kimse karşılık vermedi. Sol kulağının memesini kaşıdı. Biriniz gitse iki öksüzler sokağın resmini yapsa ne olur?'' Hem hem dirsekteki ahı, hem iki öksüzü bize anlatacak sizler değil misiniz? Ama çıkmazsınız buradan. Çekinirsiniz. Ya soğuktan, ya sıcaktan. Ya da sokağın önüne, sehpayı kurduğunuz zaman insanların alayından korkarsınız. Oysa bir başlasanız alışacak hepsi. Ve gün yaptığınız resme, merakla bakan bir haylaz oğlandan başka kimse görmeyecek sizi. Çekinmeyin. Ama omzu düşük adamdan sen de çekinmedin mi, dedi Necmi gülerek. Ben başkayım. Ben de başkayım. Fatma'ydı bu. Doğru hep başkayız. Ayak bastığımız her yer dünyanın merkezi oluyor. Her şey bizim çevremizde dönüyor. Sadık fırçayla tahtaya vurdu. Hadi bakalım dalga geçtiğimiz yeter dedi. Sen de kes artık şu tıraşı da millet çalışsın. Sehpalarını başına döndüler. Sami kendininkini getirdi. Onun yakınına yerleştirdi. Tuvali çıkarıp bir başkasına taktı. Ara sıra benden yana da bakarsın elbet abi dedi. Karşı evin penceresindeki koca karıya bakıyordu. Başını çevirdi. Elbet sana da bakacağım kaşlarını çatıp dudaklarını ıslık çalar gibi uzattığın zaman, gözlerini kaldırdığında birbirimizi göreceğiz. Biliyorum mavi gözlüsün. Üç hafta önce yüzünden sargıyı çıkardığı gün Sami resmini yapmak istemişti. Olur mu? Ne zaman geleceğim belli olmaz. Doğru dürüstü oturamam ben. Bakınırım kıpırdar dururum. Kıpırda var abi. Fotoğraf çekmeyeceğiz. Sadık izin verince daha o gün başlamışlardı. Burada öğle yediğin kalırdı. öyle sonları başka bir atölyede olurdu. İşte beş gündür uğramıyordu. Demin anlattıkları doğru muydu? Eksikti. Beş gündür Ayşe yoktu. Kulak memesini kaşıdı. Hep böyle olurdu burası. Sadık sehpaları dolaşır, fısıldar gibi konuşulur. Arada biri öksürür, birisi sobaya kömür atardı. Selma bazen daldırıp bir hava tutturacak olsa nükte hazırdır. Dinleyin, skaladan konuğumuz var. Kalktığı paltosunu çıkarıp yine oturdu. Resmini merak ediyor ama Sami bitmeden göstermez. Başladığının ikinci günü Sadık sehpanın yanına gelip durunca çocuğun yüzü kararır gibi olmuş. O da rahat bırak çocuğu bildiği gibi yapsın şunu. Okulalığını başka zaman gösterirsin demişti. Sadık gülmüştü çekilirken. Artık yanlarına gelmiyordu ama biliyor bir gün gelecek. Sen bu eve manavın evi dedikçe kızardım ya hakkım varmış. Geçen de doktora sordum. Evi dedesi yaptırmış. Beşiktaş pazarında almış diyecek. Oysa bir kere daha onun dostluğundan şüphelenecek.'' Arada resim satın aldığım için mi diye düşünecek. Saatine baktı, 12'ye geliyordu. Koca karı camın ötesinde yerindeydi. Kadının aklından geçenleri biliyorum. İlgilendirmiyor beni, sevmiyorum. Başını çevirince Sami'nin gözlerini gördü. Sonra ötekileri. Bir iki yıl sonra bunlar gidecekler. Burada başkaları olacak. Bir başka mavi gözlü çocuk onun resmini yapacak. Değişmeyen Sadık. O bir de karşı evin koca karısı kalacaklar. Bu hep sokağa bakan kadın. Birden içini bir yere, bir şeye geç kaldığı duygusu kapladı. 28 yaşındaydı. Tedirgendi. Kalktığı paldos kalktı paltosunu astığı köşeye yürüdü. Ardından Sami de geldi. Nereye abi? Hiç gidiyorum. Öğle yemeğine bize gitsek annem olmaz. Birisi bekleyecek beni. Yalan söylüyor. Orada bilmediği insanlar vardır. Rica ederim çıkarmayın ayakkabılarınızı. Çıkarmazsınız ama çıkarmadınız diye kızdıklarını sanırsınız. Hele hatır sormanın yapmacı paltosunu giydi. Eyvallah dedi, çıktı. Merdivenler, merdivenlerden hızla indi. Sokağa varınca baktı geç kaldığı bir şey yok. Her şey her zamanki gibiydi. Motor gürültüsü, kalkık yakalı, hızlı yürüyen kayıtsız insanlar. Akaretler durağına yürüdü. Tramvaya binerken kaval kemiği basamağa çarptı. Canı yandı ama aldırmadı. Kalın enseli bir adamın arkasındaki boş yere oturdu. Sami'yi düşündü. Çıkarılmadık ayak kaplara, şuraya buyurunlara, hatır sormalara rağmen gitseydim acaba kimleri görecektim? Gitseydi beyi tanıyacaktı. Bu fırsat kaçtı. İkinci fırsatın bunca çabuk çıkacağını kim diyebilirdi? O da oldu. Dolmabahçe durağında iki yandan gelen iki tramvay yan yana durdular. Başını sola çevirseydi onu görecekti. Beynin yüzü ondan yanaydı. Ama onun aklı fikri önündeki adamın kulağının ardındaki kirdeydi. Bu kirin biçimi onu müthiş ilgilendiriyordu. Sonu da Matisse'nin bir desenine benzetti. İçi rahatladı. Karaköy'de de indi. Yemek yedi. Lokantadan çıkınca gökyüzüne baktı. Bulutlu. Yağmur mu kar mı bir şeyler yağdı yağacak. Oysa yürüyerek sinemaya gitmek istiyordu. Yürüdü de. Yüksek kaldırımı tırmanıp tünele varınca köşelerden birinde kitapçı, ötekinde bakkal dükkanı olan sokağa gördü. Döner dönmez çevresindeki gürültüyü yitirir gibi oldu. Eskiden haftada 3-4 gün yolu burada biterdi. Durup sağ ilerisindeki yapılardan birinin büyük pencereli üst katına baktı. Pencereler açıktı. Orada. Sonra kafasındaki alışverişten utandı. Geri dönüp sokaktan ayrılırken paltosunun yakasını kaldırdı. Ellerini ceplerine sokup kalabalığa karıştı. Sinemaya girdiğinde üstü başı az ıslaktı. Önce yüz numaraya girdi, çıktı. Bir sigara içti. Salon pek kalabalık değildi. Paltosunu çıkarıp ortalarda bir koltuğa oturdu. Gelenlerin çoğu kadın. Bir de belli iki saatlik ayaklar, okul kaçakları. Şunların arasında sevirmeye değer birkaç kişi niye olmasın? Tokkarın iyimserliği mi yoksa? Başlama saati yaklaştıkça boş yerler doluyor. Bir kadın yanındaki koltuğa doğru geldi. Kadının yüzünde sanki koyu vişne bir ağızla, Romalı heykel burnundan başka bir şey yoktu. Koyu vişne kıpırdadı. Sahibi var mı efendim? Orada duran paltosunu kucağına aldı. Kadın oturdu. Çantanın üstünde uzun tırnaklı uzun parmakları vardı. Az sonra ışıklar sönünce kadın koltuğun ötesine doğru toplandı. Bu çabuk kaçış onu yanındakinin bir yerine gerçekten değmiş gibi üzdü. İçinde kıpkızıl bir öfke kabardı. Hey lanet olası! İnsan mi beynini? Kendine güç tuttu. Bu öfke bir kırgınlık, bir başkasına küsme duygusuyla karışıktı. Seveceğini sandığı insanlar bunlar mıydı? Perdede dünya haberleri gösteriliyor. Bu karının yanında kalırsa bir şey göremeyecek. Kalktı, sıradan çıkarken birinin ayağına bastı. Adam hiç seslenmedi. Çüş falan deseydi bir yanını kırardı. Gitti ileride boş bir yere oturdu. Arkasında alacak karanlıkta belli belirsiz kıpırdayan insan suratlarına meydan okurcasına baktı. Ama onu kimse görmedi. İki saat sonra kalabalığın içinde sinemadan bir dar sokağa çıkan sanki başka birisiydi. Düşünüyordu. Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğü film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil, insanlarla barışık. Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama 5-10 dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu. Asak yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar. Saatine baktı. 4.30'a 5 vardı. Eve gidip okusam durağa yürüdü. Bunları kurtarmanın yolunu biliyorum. Kocaman sinemalar yapmalı. Bir gün dünyada yaşayanların tümünü sokmalı bunları. İyi bir film görsünler. Sokağa hep birden çıksınlar. Kafasından geçene güldü. Duraktakiler dönüp baktılar kadının biri kaşlarını çattı. Sokakta kendi kendine sesle gülünemeyeceğini bilmeyen yoktu. Ne adamlar be! Güldüysem güldüm size ne? Duramadı orada yürüdü. Eve gitmeyecek. İçindeki sinemadan çıkmış kişiyi öldürdüler. Sağ kalan sıkıntılı kızgın. Hep ölçülü biçimli mi davranmak gerek? Kim demiş? Başkaları onu eve gidecek sanırken o gidip bir meyhanede içecek. Yolun çivisiz yerinden karşıya geçti. Kayıp giden otomobiller duraksadılar. Bir şoför sövdü. O duymadı. Bir haneye gelince ışıkları yaktılar. Bu önüne üç ayaklı yüksek iskemleler sıralanmış, temiz çinko tezgahlı, küçük yere ilk giren oydu. Arkada bir tek masa vardı. Duvardan yana, tezgahın önüne oturdu. Karşısındaki raflarda boy boy şişeler sıralı. Adam el alışkanlığı kuru çinkoyu kurulayarak yaklaştı. Ne istersiniz? Kalaklı dere, ılık olmasın. Meze? Ne varsa bir de midye dolması. Adam gitti duvardaki deliğe seslendi. Stadyum gişelerindeki delikler gibi. Kimler vardı orada acaba? Bir kadın mı? Önlü ellerinde kirli bir oğlan mı? Bütün gece ne yaparlar? E de meraklıyım. İlk bardağı sonuna dek içti, susamıştı. Sanki içi ısındı. Paltosunu çıkardı, bir sigara yaktı. Şimdi çevresine bakabilir. Ama yalnız beyhaneciye bakıyor. Yaşlı değil. Yeni gelen iki kişiye içki veriyor. Burnu üstünde bir şeyle vurulmuş da ezilip öyle kalmış gibi. Az sonra içerisi dolacak. Kimisi içtikçe cıvıyacak, kimisi yayık yayık ona dert dökecek. Çekilir mi? Acıyor şu adama. Ne sıkıcı işleri var insanların. Merhaba dedi biri arkasından. Başını çevirince aktörü gördü. Merhaba gelsene. Yanındaki iskemleye oturdu. Pek sevmez onu. Çok konuşur. Ama bu gece varsın konuşsun. Bir şişe daha getirdi. Oyun yok mu bu gece diye sordu. Var ya bugün izin günüm. Bir sigara çıkardı. Eğidi onunkinden yaktı. Gelirken senin ressam kızı gördüm dedi. Boşver. Ne oldu? Ayrıldık. Neden? Uzatma. Başkasıyla gördüm yolda. Bir kızardı ki sorma. Oysa yüzüme söyleseydi, bir başkası var deseydi sevinirdim. Atma. Kızdı, inanmıyordu. Aktör bardağını kaldırdı. Susuzluktan sonra soluluk dedi, içtiler. Meyhane yükünü almış, boş yer yok, hava dumanlı. Herkes bağıra bağıra konuşuyor gözü gişe deliğine takılıyor. Garson eğilmiş içeriye bağırıyor. Şu deliğin ardında aktör lafını kesiyor. Bırak o deliğin ardını da bana bak. Yolsuzum ben diyor. Aldırma. Niye ilkten kafayı tutmadan söylemedi bunu? Hepimiz güdüyüz. İçkiden umarız. Karidesi elle yiyorlar. İşin yok. Nereden buluyorsun bunca parayı? Çalıyorum. Garson boşların yerine dolu şişeler koyuyor. Aklına sinemadan çıkınca düşündükleri geliyor. Bugün insanları kurtaracak çareyi buldum. Birisi radyoyu açmış, cırlak bir kadın sesi. Yok mu nedir bunun çaresi diye soruyor. Katıla katına gülüyorlar. Bütün içenler dönüp bakıyorlar, onlar da gülüyorlar. Baksana kardeşim, şu zırıltı bitince piyano çalınan bir yer bulsana bize diyor garsona. Az durun. Esnaf bu, ötekileri uyutacak. Aktör, neydi o çare diyor. Hangi çare? Kadının sorduğu mu? Kalantor bir koca, Artık çok kolay gülüyorlar. Sonra piyano başlıyor. Birden kendini Ayşe'nin atölyesinde buldu. Ne derdi şu çalınana? Apasionata. Önce kapıyı kilitlerdi. Pi kaba plakları sıralar. İlk sesle birlik uzandığı sedirde olurdu. Başını kucağına alırdı. Oysa her sefer kapıyı kilitledi diye kızardı. Duvarlarda griler, uçuk maviler asılıydı. Temmuz sarısı, Mayıs'ın esmerimsi yeşili. Ayşe insan resmi yapmazdı. İnsanlardaki her duygu bir renktir derdi. Gözünün merceğinde donuk bir istek, kara. Saçlarını karıştırırken tutar elini öperdi. Sonra Apasionata'nın kafasında boyadığı rengi düşünürdü. Kırmızımsı benekli, upuzun bir boz. Kes şu zırıltıyı diye bağırdı biri. İlkildi. Kimse aldırmadı. Artık aktörün sesini duydu. Kiremitlerden biri çatlak olmasa damakmaz dedikten sonra onu öpmem gerek. Dudaklarını öperken ısırıyorum. Oyundan sonra alçak diyor. Söyleyeceğim yönetmeni bir daha yaparsan inadını ısırıyorum kalta. O sahnenin ortasındadır hep. Ben sırtım seyircilere dönük, kollarım yukarıda yaklaşıyorum. Kiremitlerden biri çatlak olmasa damakmaz diyorum. Ne boktan laf değil mi? Başına geleceği biliyor. Titriyor dudakları. Ne dudaklar bilirsin. İri iri. Üstelik boyalı. Ya seyircilere söylerse? Aktör güldü. <laughs> söylemez. Yüksek oyuncu Yönetmeni Yönetmene bile söylemez. Hamlet, itsin sen, it. Boş ver Otello dedi aktör. Otello deme bana. Değil misin? Bırak şu alık arabı. Tezgahın ardındaki adamı çağırdı. Doldur şu bardakları kardeşim. Adın ne senin? Mecit dedi adam çekilirken. Hamlet duydun mu herifin adını? Hamlet deme bana. Peki peki Hamlet. Aktör kollarını kaldırıp vardı. Seni içinin demir parmaklıklarından azat edeceğim. Bütün sarhoşlar dönüp baktılar. Aktörün rol yaptığının farkında değiller. Kavga çıkacak diye gözleri şakıyordu. Hangi boktan oyundan bu laf? Unuttum dedi aktör. Mecit miydi adı? Deliler gibi güldüler. Ötekiler bezgin, şimdi onlarla ilgilenmiyorlardı. Meyhanecinin adına pek tutuldular. Yoksa bu kadar içmezlerdi. Mecit, doldur şu bardakları kardeşim diyorlardı sık sık. Piyano çoktan susmuş, içenlerin çoğu gitmişti. Aktör deminki hikayeyi yeniden anlattı. Bu gece senin yerinde onu başkası öpüyordur. Sus dedi aktör. Öyle istiyorum ki kalta. Bardağını kaldırdı. Dünyadaki bütün kaltakların sağlığına dedi. Ama içemedi. Bardağı bıraktı. Yüzü sarardı. İskemleden aşağı kaydı. Aktörü parmak kapıdaki odasına bıraktılar. Şoför olması onu taşıyamazdı. Kendini vermiş. Lapa gibi. Sonra taksi evin önünde durdu. Yol çok kısa geldi ona. Şoförün parasını verdi. Umduğundan çok vermeli. Canım tek kelime duymak istemiyor. Merdivenle başı döndü, tutundu. Dış kapı gece gündüz açıktır. Kendi kapısına anahtarı bir türlü uyduramıyor. Kertikli yere alta mı gelecekti, üste mi? Unutmuş. Söve söve sonunda kapıyı açtı. Ayak yolundan yana yürüdü. Döşeme ayaklarının altından gidip gidip geliyordu. Bir yüzümü yıkasam, musluğa uzandı, tutamadı. Ayak yolunun açık kapısından yana ufuzun düştü. Sonra baktı, o tiyatroda oturuyor. Sahne şıpır şıpır akıyor. Kiremitlerin hepsi mi çatlak? ''Bir de koku.'' ''Nereden geliyor bu?'' Ardına baktı. Kapı bir lağma açılmış. Kimse kapamıyor. Çevresinde hiç kadın yok. Tümü de erkek. Tıraş olmuşlar. Şap sürmüşler suratlarına sanki. Karılar giymişler. Gözleri sahnede. Ortada bir kız duruyor. Sırtı dönük adam arkadaşı değil mi? Sızmıştı o ya. İşte ayrılmış. İşte ayrılmış gelmiş. Kıza yaklaşıyor. Isıracak mı yine? Kız aktörü itip sahnenin önüne yürüyor. Yüzü kıpkızıl boyadı. Ağlıyor. Şaşılacak şey. Bu akan yaşın boyaları silme işi. Bakın bu adam her gece ısırıyor beni diyor. Şimdi kalkıp aktörü döverler. Kız şaşkın öyle duruyor. Kimseye kıpırdamıyor. Şaplı yüzler kırışmış gülüyorlar. Nedense içini bir korku kaplıyor. Kalkıyor salon sımsıkı. Nasıl kaçacak? Omuzlara basa basa koşuyor kapıya bağırıyorlar. Birkaç yumruk gösteriyor. Şimdi lağımın içine yürüyor. Koku artmış. Bu şehrin böyle bir lağımı olsun. Ummazdı. Işıklı. İki yanında kapılar var. İnsanlar girip çıkıyor. Beyaz önlüklü bir kadın ona doğru koşup önüne oturuyor. Beyaz önlüklü bir kadın ona doğru koşup önünde duruyor. Ah diyor. Baban sandım seni. Sizin evde hizmetçiydim ben. Tıpkı baban gibisin. Bir bıyıkların eksik. Defol babama benzemem ben. Niye kızıyorsun? Babaya çekmek kötü bir şey mi? Yaman adamdı senin baban. Defol istemiyorum. İstesen de istemesen de onun gibisin sen. ''Bak nasıl bakıyorsun bacaklarıma.'' ''Hayır, hayır sus.'' Kadın gülüyor. Korkunç bir öfke kabarıyor içinde. Üstüne yürüyor. Ama kadın artık yok. Çevresinde kendi halinde insanlar var. Kokuyu duymuyorlar mı? Oysa çatlayacak. Ya bu dondurucu soğuk. Kendine geldi. Baktı kafası kubura yakın az daha uzandı. Öğüre öğüre kustu. Kalktı üstü başı ıslanmış. Titriyor. Yüzünü yıkadı. Ağzını çalkalayıp su içti. Biraz açıldı ama kafası boş ağrıyor. Sanki çok önemli bir işi varmış gibi birden yürüdü. Oturma odasına girdi. Doğru pencereye gitti. Dün gece kırdığı camı yokladı. Takılmış. 3. Bedenin yükünü öbür bacağına yükledi de biraz rahatladı. Bir saattir burada dikiliyor. Yorgun. Oysa Ayşe ayakta durmaya alışıktır. Ama sehpanın önünde ileri geri gider gelir, kıpırdar. Böyle olduğu yerde dikilmez. İki gün önce bu iş ona pek kolay gelmişti. Filmlerin değiştiği gün Bakarım hangisinde iyice bir şey varsa o sinemanın kapısında dururum. Nasıl olsa bir gün gelir demişti. Şimdi gücün bekliyor. Ayakları üşüyor. Kalçaları ağrıyor. Film açlamıştı. İçeriye yüzlerce insan girdi. Biraz yürüse belki açılacak ama korkuyor. Ya tam o sırada biletini alıp öteki kapıdan içeri girerse. Gişenin önünde kimseler kalmadı. Son geçenler ona bir tuhaf baktılar. Acınacak gibidir suratım. Saatine baktı. 3. Daha 5 saatten çok beklemesi gerek. Dayanamam. Donacağım. Gözü karşı afişteki ağlamakta kadına takıldı. Sanki beklediği kişi söz vermiş de gelmemiş gibi içini bir öfke kapladı. Yürüdü. Kocava camlı kapıdan bekleme yerine baktı. Birden yüzü aydınlandı. Bir bilet alıp içeri girdi. Gişenin iki yanındaki iki giriş kapısı da buraya açılıyordu. Gelirse onu görecekti. Masalardan birine oturdu. Dışarısının soğuğundan sonra. Burası ona sıcak geliyordu. Garsondan çay istedi. Çayı içtikçe daha bir ısınıyor. Salonda filmin boğuk duyuluyor. İçinde deminki öfke yok. Gelsin istiyor. Gelsin de ona suçsuz olduğunu anlatsın. O gün büyük caddede karşılaştıkları zaman yanında Selim vardı. Sergiden çıkmışlardı. Pek mi işte dışlıydılar? Buna imkan yoktu. Bir kere Selim boz rengi sevmezdi. Sonra bıyık da bırakırdı. Ama Ayşe onun yüzünü görür görmez sapsarıydı. Görünüşünde onun suçlu olduğunu kesin olarak bilen bir şeyler vardı. Kendini gerçekten suçluymuş gibi hissetti. Kendini gerçekten suçluymuş gibi hissetmiş kızarmıştı. Ayşe'nin başı üstünden ötelere bakarak geçip gitmişti. Bardakta kalan çayı birkaç yudumda bitirdi. Bir sigara yaktı. Boşu almaya gelen garsondan bir çay daha istedi. En kötüsü bir haftadır çalışamamaktı. Her gün öğleye doğru atölyesine gidip sehpaya bakıyor. Çalışma gücü yetik, kendini sedire atıyordu. Kulakları kapı ötesinin, bütün tıkırtılarını açık. Yalnız kanının damarlarındaki koşusunu duyardı. Son haftaya değin kendi etinin gürültüsünü bu kadar açık hiç işitmemişti. Kapıya yaklaşan ayak sesleriyle iki kere yüreği duracak gibi çarpmıştı. Birisi geçerken uğramış bir arkadaştı. Öbürü annesi. Neyin var kızım? Bir şeyim yok. Başım ağrıdı da. Herkes onun gibi değil miydi? En az umutlanmaları gerektiği zamanlar en çok umarlardı. Saat dörtten sonra bekleme salonu dolmaya başladı. Çoğu ayakta duruyor, bazıları oturup bekliyorlardı. Parlak saçlı, ince bıyıklı bir genç geldi yakınına oturdu. Ayşe'nin gözü kapılarda ama üstünde onun bakışlarını duyuyor, sinirleniyor. Ne kalabalık. Bir o yok sanki. Salonun kapıları açılınca bekleyenler itişe kakışa yürüdüler. Bir kadın bağırdı. Yeni gelenler geç kalmış gibi koşuyorlar. Bekleme salonu boşaldı. En son iki öğrenci kız girdi. Şimdi bir Ayşe var oturan, bir de o bıyıklı. Yanıma düşsün diye bekliyor bu. Herkes kendi dalgasında. Başlama zili çalarken adam kalkıp gitti. Yine yalnız kaldı. Pek yalnız da sayılmaz garson var. Kapılardaki bilet yırtıcılar var. Bu adamların kendini acıyarak baktıklarını sanıyor, sıkılıyor. Beklediği kişi bunları umursamaz biliyor. Garsondan pasta istedi. Paltosunun cebinden bir dergi çıkardı. Bir zaman okudu. Sanki saat yürümüyordu. Altı buçuk kalabalığındaki insanlar ona göre dişli erkekti. Hep birbirinden... Hep birbirine benzeri. Bir ayrılıkları yok. Kapılardan girenlere o mu değil mi diye bakıyor. Kadınları görmüyor. İçinde bir umut var. Oturmaktan beli ağrımış. Bir o kapıya bakıyor bir ötekine. Beklediği gelmiyor. Günlerdir bekliyormuş gibi geliyor ona. Kızıyor. Oysa film kalkınca dedik. Her gün bekleyeceğini sanmıştı. Yapamam. Canı cehenneme. Hem göreceğim de inanacak mı bana? Bu kesin yargıyla biraz açıldı. Yine de üzgün. Ama tatlımsı bir üzüntü bu. Kahredici değil, yerleşik. Kalktı. Artık gelmeyeceğini biliyordu. Kim bilir nerede içiyordur. Doğru değil bu. Beklediği kişi aşırı soğuk algınlığından hasta yatıyor. Tam şu anda mendiline sümkürdü. Salona girerken garson yediklerinin parasını istedi. Pek kibarca istedi olan ama o yine de utandı. Şimdiye dek hiç yapmadığı bir şey yaptı. Bir lira bahşiş verdi. İçerisi karanlıktı. Yer gösteren kazan tuttuğu soluk ışıkta aralarındaki boş koltuğa oturduğu iki kişiden birinin kadın ötekinin erkek olduğu yalnız giysilerinden belliydi. Geriye yaslanınca omzu solundaki erkeğin omzuna değdi. Çekmediler. Film hoşuna gidecek gibi görünüyor. Kılıksız bir genç adam koca koca yapılara girip çıkarak büyük şehirde iş arıyordu. Solundaki erkek kolunu onunkine bastırdı. Perdedeki genç iş buldu, kılığı düzeltti. Beş on kişiyle birlik bir de çalışıyor. Önlerinden kutular geçiyor. Orada bir kız da var. Olmasın mı? Bir yazarın dediği gibi. Kadınsız hikaye, tuzsuz aşa benzer. Ayşe elini oturduğu yerin koltuğuna bırakırken bunun bir çağrı olabileceğini düşündü. Aldırmadı yanındaki erkek bu çağrıya dayanamıyormuş gibi korka korka uzanıp eline tuttu. Çekmedi. Varsın okşasın. İlkel bir yaklaşma. Sürtünme duygusuydu bu. Ötekini düşündü. O böyle bir şey yapmazdı. Her zaman kendi kendisiyle savaşlıdır. O gün suçsuz olduğunu ona anlatamayacaktı. Filmdeki genç adamla kız işletmeden birlikte çıktılar. Sokakta konuşarak yürüyorlar. Sonra evin önünde genç adam kızı öptü. Yanındaki elini daha bir kuvvetlice sıktı. Ayşe'nin elinde ılık, eskiden tadılmış bir huzur vardı o an. Ama bu çok sürmedi. Bak o bilmedi erkek ona doğru eğiliyor. Kalınlaşmamış titrek bir ses duydu. Bayan çıkınca biraz dolaşır mıyız? Bir genç horoz konuşabilseydi ancak bu sesle konuşurdu. Neden insanlar susmayı bilmiyor? O bilir. Susulacak zamanı o bilir. Birden içinde ona karşı dayanılmaz bir sevgi, bir özlem duydu. Elinin pirin nerede? Çekten aldı. Yerinden kalktı. İşte gidecek. Filmi görmese de olur. Sinemadan çıkarken yarın gelip yine beklemeyi kuruyordu. Bu gece günlüğüne ne yazacak? Bugünü nasıl özetleyecek? Bir horozun vakitsiz ötüşü diye yazısı olmaz mı? Evin kapısını hizmetçi kadın açtı. Yoklar mı? Tiyatroya gittiler. Yemekten sonra odasına çıkıp ışığı yaktı. Masanın çekmecesinden bir defter çıkardı. Buna günlük de denmez. İçine her gün yazmıyor. Ara sıra yaşanmış günün üzgünlüğünü, sevincini ama bilinmeyen bir süzgeçle eski keskinliklerinden, tortularından süzülüp arınmış olarak. Bir daha yaşamak için bu defteri açardı. Yapraklarını karıştırdı. Belli bir yerinden okumaya başladı. Bütün sergilerin ilk gününde görülebilecek kalabalığın ortusu başımda. Bir arkadaşım peyzajı önünde durmuş, sarıyı bir köşeye itiverdi. Böyle yerinde tedirgin, üzgün, ağlamaklı verdiği için o arkadaşa kızıyorum. Tam ayrılacağım sıra peyzajı çizen, tanımadığım bir adamın kolundan tutmuş, gürültüden duyamadığım bir şeyler anlatarak yanıma geldi. Bizi tanıştırır tanıştırmaz, gözlerindeki pırıltıdan sezdiğime göre resmini nasıl bulduğumu soracağı sıra, az ötemizdeki topluluktan birisi onu çağırarak. Ben dayanamayıp sarıdaki tedirginliği söyleyeceğim zaman, ''Yeni mi Van Gogh?'' Yüzyılımızın renk anlayışına getirdiği verilere benzer bir yeni laf dinlemek sıkıntısından beni kurtardı. Yanımızdan ayrılınca yeni tanıştığımız genç resmi beğenip beğenmediğini sordu. Bu işten anlamadığını, yalnız gökyüzünün gri yaprakların yeşiliyle örtülü olmasaydı resmi beğenebileceğini söyledi. İlk bakışta onu bir yakışıklı züppe sandığım için elini tutup beni bağışlamasını isteyecekken kendime güç tuttum. Griyi benim de sevdiğimi, isterse ona karşı duvarda asılı kendi boyadığım bir resmi göstereceğimi söyledim. Kalabalığı yardık. Uzun uzun baktı. Bu iyi dedi, satılık mı? Satılık olduğunu ama ondan para almayacağımı renk beğenimin uyduğu bir kişiye bunu armağan etmekte sevineceğimi söyledim. Bu kere uzun uzun bana baktı. Kuşkulu bir bakıştı bu. Çabucak atölyemde daha bir yığın resim olduğunu, isterse bir gün uğrayıp görebileceğini söyledim. Atölyemin yerini cep defterine yazdı. Bir gün geleceğini, resimlerimi merak ettiğini, yalnız belki kötü bir huyu olduğunu, ikinci görüşünde konuştuğu kimselere siz diyemediğini söyledi. Sonra bıraktı gitti. Paletimi eline alıp bir ressamın kişiliğinin en açık paletinde belireceğini, bulduğunu, bulmak istediğim renkleri merak ettiğini, boza kaçar bu uçuk gök rengini sevdiğini, onda bir kapalı havanın geçici sıkıntısı olduğunu söyledi. Sonra kakır kakır güldü. Gördün mü? Esaslı ukalayım ben. Neyse kaçayım artık. Çalışmak isterseniz dedi. Kalırsa sevineceğimi söyledim. Yanında da çalışabilirdim. Hem isterse plaklardan piyano dinlerdik. Yüzü ışığı verdi. Deme, piyanoyu severim dedi. Sedire oturdu. Pikaba bahları sıraladım. Başladım gökyüzü yemişlerini boyamaya. O boyuna sigara içti. Plaklar bittikçe yeniden başlattık. Füglere ezgi diyor. Bu ezgi sözcü pek hoşuma gitti. Ben sehpanın önünde, o sedirde. Uzun zaman konuşmadık. Resmi bitirdim. Hava kararırken çıktık. Sokakta ayrıldık. Eve doğru yürüdüm. O kim bilir nereye gitti. Ama yarın gelecek.'' Dün yaptığım resmin adını ne koyacağımı sordu. Adını yaparken koymuştum. Tanrı'nın ikindi kahvaltısı. Islık çaldı güldü. Bu resmi satın almak isterdim dedi. Satılık değil dedim. Kalktım resmi bir eski gazeteye sardım. Sergidekinin yerine bunu vereyim size. Giderken götürürsünüz. Şimdi gitmeyi mi? Bilmem ki. Kalın isterseniz. Kaldı. Hanidir ben çalışırken arkamdan bakıyordu. Sonra çenesini omzuma dayadı. Ürperdim. Sanki yoğunlaştım. Solunu duyuyor. Ne olacağını hem bildiğim hem bilmediğim bir şeyin olmasını bekliyordum. Paleti fırçayı bıraktım. Birden kendine döndürdü beni. Öptü. Haluk Paris'e gidili beni kimse öpmemişti. Kafamdan kovdum onu. Sarıldım. Kahvaltıda babam dün gece geç geldiğimi söyledi. Yüzü asıktı ama umursamadığı belliydi. Başka şeyler... Başka şeyler düşünüyordu. Annem de öyle ressam mı diye sordu annem. Değil, aylakmış, öyle diyor. Dün gece lokantada biri açarken sormuştum. Aylağım ben demişti, param var. Hem benim yapacağım bir iş de yok. Sonra yolda başım dönüyordu. Kapının kuytusunda öpüştük. Yarın evine götür beni dedim. Olmaz dedi. Evime bir giren bir daha çıkamaz. Güveniyor musun kendine? Bilmem. Nasıl geçiniyor öyleyse? Geliri varmış. Bir gün getir de tanışalım dedi annem. Babamın yüzü ekşidi. İşsizleri sevmez. Kızarmış ekmekleri getirdiler. Dazlak adam kalktı gitti. Bu uzak masadaki sulu bakışlı adamın varlığı beni sinirlendiriyordu. Lokantanın havası değişmiş gibi oldu. Ayaklarımı onunkilerin yanına uzattım. Gözlerini sigara küllüğünden çekti, bana baktı. Tatlı ısıtıcı bir bakıştı. Ne düşündün dedim. Ne mi? Çok şey. Annem diyor ki, bırak anneni babanı şimdi dedi elimi tutup. Sen kimi kimsesi yok bir kızsın. Neden böyle dedi? Sormadım. Çekindim. Başını kaldırdı. Artık okumayacak. Biliyor. Sedire uzanışlar, ezgiler. Yüzü sarılı geldiği gün terzilerden bahsedişi. Sargı çıkınca deyin beni bekleme deyip gidişi. Beş gün sonra sargısız geldiğinde çenesinin solundaki bir ufak kızartıyı öptüğü zamanki durgunluğu gelecek. Kalemini aldı. Yazıların bittiği yerdeki boş sayfanın başına günün tarihini attı. Altına bir horozun vakitsiz ötüşü diye yazıp defteri kapadı. 4. Deminden beri avukatın sesinde saygılı bir titreme ile sayıp döktüğü rakamlar bile neşesini bozamıyordu. Kiralar, bankanın yıl sonu mektubu, rakamlar. Avukat ona yıllık hesabını veriyordu. Eleni geleceğini haber verdiği zaman canı sıkılmıştı ama şimdi eğleniyor. Arkasında yastık, bacakları battaniyeyle örtülü sedirde uzanıyor. Hastalığın imtiyazı bu. Öteki koltuğa oturmuş önündeki kağıtlardan bir şeyler okuyor. Bu adam belki de onu aldatıyordur. 5-10 liralık aldatmalar. Salt böylelerini bildiği, çapraşık düzenlerle girdi çıktıları uğraşa dediğine tartılmış. Uzun emekli, ek paralardır bunlar. Bir de şu vicdan dedikleri şeye sahipse bu, bu şaşılacak şeyi, avukatın adını unutmuş. Her neyse bu adam, o da cabası. Bütün aldatmalar, para kayıpları, onun kurtulmuşluk duygusu yanında ne kadar önemsiz. Bu kırsaçlı, orta yaşlı, iri burunlu adamın elini sıkıştırdığını bilmek neşesini artırıyor kafasının içinde ah canımlı, yapma çapkınlı bayağı bir tiyatro oyunu kuruyor. Üçüncü şahıs adamın akciğer rengi karısı. Avukat doğrulduğu zaman katıla katıla gülmek üzereydi. Kendini güç tuttu. İşte anlaşmamızı dinlediniz. Neyi dinledik? Gördüğünüz gibi geçen yılın aynı. Lütfen şuraya atın imzayı. İmzaladı. Bu şu demekti. Kiraları avukat toplayacak. Karşılık olarak şimdi oturduğu katta parasız oturacaktı. Avukat kağıtlarını çantasına yerleştirdi. Yılbaşı gecesi bizde küçük bir alem yapıyoruz. Birkaç tanıdık aile gelecek. Siz de gelirseniz seviniriz. Gençler de olacak. Göz kırptı. Eğlenirsiniz. Oh oh, melodramın şansları çoğalıyor. Kafam bu karışıklığı çözemez. Daha önce başka yere söz verdiği için gelemeyeceğini söyledi. Adam gidince bir sigara yaktı. İçindeki acayip sevinç, yalnız pastırmacının rakibi bu çok bilgili kişiyi bu deyimle düşünmek onu gözünde daha gülünçleştiriyordu. Yüzünden olamazdı. Bu belki de yeniden sağlıklı olmanın sevinciydi. Üç gündür yatıyordu. İlk günü bütün dünyaya küs, bedeninin yakınmasını dinledi. Oynak yerleri, başı durmadan biz varız diye bağırdılar. İnsan hasta oldu mu, kendi etinin bilincine çok daha varıyordu. Belki onları toplum içinde yaşatan hastalık bilinciydi. Geceliğin daldıkça tırnakları boyasız bir el, Ayşe'nin eli, saçlarını karıştırıyor, onu uyandırıyordu. Dün sabah elini oda kapısını açıp yüzünü görünce, koşmuş bir doktor getirmişti. Yalnız et suyuyla ilaç içme koşuna gitmiyordu ama bugün iyiydi. Öğleden sonra avukat gelinceye değin kitap bile okumuştu. Sigarayı küllüye bastırıp üstünden battaniyeye yattı. Sedirden inerken ayak tırnaklarını gördü. Büyümüş. Işığı yakıp küçük bir makasla tırnaklarını kesti. Kırpıntıları küllüye attı. Traş oldu. İşte insanoğlunun bir yığın süflü işi vardı. Oysa bir an önce sokağa çıkmak istiyordu. Çoraplarını giyerken duvarda ikinci kahvaltısını gördü. İndirsem mi şunu? Artık kapanması gerekirdi bu işin. Yoksa şu soğuk algınlığı mı böyle mızmız mız etti beni? Hadi sokağa, insanların arasına. Hepsi de demir gibidir. Karnım aç, et suyundan gık dedim. Sokakta ciğerleri soğuk havayla dolup boşaldıkça içinde korkunç bir güç duyuyordu. Köşede durup geniş caddeye baktı. Önünden insanlar, otomobiller, tramvaylar geçiyordu. Işıklarını yeni yakmış bu şehri seviyordu. Aradığı burada şu gelip geçen insanların içindeydi. Belki bu akşam onu bulacaktı. Birden bir sigara içmenin dayanılmaz isteğiyle elini cebine attı. Paketi yok. Evde unutmuş. Önünden geçen adama seslendi. Bir sigara verir misin kardeşim? Adam dik dik baktı. İnayet ola dedi. Toplandı. Ne demeye gelir bu söz? Şimdiye dek hiç duymamıştı. Birkaç adımda yetişti ona. Kolunu tuttu. Neydi o demin söylediğin? Hiç. Gözleri büyük, korkmuş. Sigaram yok da içmem ben kolunu bıraktı. Gergin kasları gevşedi. Demek içmiyormuş. Bak bunu anlıyordu. Adam uzaklaştı. O da karşıya duraktaki tütüncüye yürüdü. Bir paket sigarayla bir de kibrit aldı. Hemen yaktı. Dört beş nefes çekti çekmedi. Tramvay geldi. Binerken sigarayı attı. İçerisi kalabalık. Oturacak yer yok. Kayışa tutundu. Yanında duran kadının arkası kalçasına değiyordu. Çekildi ama öteki durakta araba büsbütünde dolunca sıkıştılar. Kadın başını yana çevirip sanki ona çirkin olmadığını göstermek istiyor. Konuştuğu adamın kocası mı, kardeşi mi? Bir yakını olduğu belli. Onunla konuşurken bacağını dizine, C'nin dizine değdiriyor, çekiyor. Bastırıyor, gevşetiyor. Katıksız dişi bu. İçinde çoktandır uyuyan hayvan uyanmış. Nafakasını istiyor. Başına kan yürüdü. Nasıl doyuracak onu? Parayla kadın eti mi alacak? Hatırladı. Odalara çıkınca edeyin. Feyyaz'la beraberdiler. Hep kadınları anlatırdı bu Feyyaz. Bir de kendini. Galiba bir pazar öyle sonuydu. Yoksa ders günüydü de kolejden mi kaçmıştı? Kadına pek bakamamıştı. Belli etmekten korktu. Hızlı bir çarpıntı vardı yüreğinde. Girdikleri odada bir kar yolu oluşu iyiydi. Kadın ne çabuk soyunup yatmıştı. Oysa çıplak olmanın düşüncesiyle çekingen. Ağır ağır soyunuyordu. Önünde arkası dönük yatan kadının oturmaktan kızarmış butları vardı. Küçücük kabartılar, sivilceler kocaman kalçanın belin kıvrıntısına birden inişi. Dışarıda rastladıkça kafasında soyduğu kadınların gerçeği demek buydu. Hadi biraz çabuk ol canım. Kadının üstüne vardığında gözlerini görmüştü. Sıkıntılı, donuk. Etinin bilinçli kıpırtısı. Sonra aşağı solunda Feyyaz'ı beklerken ki o ölümsü boşluk duygusu. Biletler dedi biletçi. Adamın geçerken sebep olduğu sıkışıklıkta kadın sanki her şeyini bacaklarına indirip kendini ona verdi. İçindeki hayvan kalmıyor, daha istiyordu. Boştaki elini uzattı. Kadının kalçasını, belini okşadı. Kadın koluyla saklıyor bu eli, göstermiyor. Sesinde belli belirsiz bir tınlama var. İçindeki canavar sevinçli. Taksim'de elince kadın yanındaki adamın koluna girdi, yürüdüler. O da yürüdü arkalarından. Az sonra kadın dönüp ona baktı. İtici bir bakıştı bu. İşi tadında bırak. Görüyorsun işte diyordu. Bıraktı. Büyük caddeye girdi. Sağ kaldırımda yürüyordu. Karşı sıradaki derin localı sinemanın hizasına gelince başını sola çevirdi. Şaşı kadın yoktu. Sol kulağını kaşıdı. A caminin önünde varınca başı açık bir kız duvara tutunup yere tükürdü. Görünen yanağı sapsarıydı. Kusacak bu. Kız uzaklaştı. Gidip konuşsam? Gitmedi. Karnı açtı. Hem önce tünele kadar yürümesi gerekti. Tünele daha doğrusu o bildiği sokağa yaklaşırken birden geriye döndü. Kaçlaştığı kadınlara bakarak yürüyordu. İçinde korkunç bir güç vardı. Karnı açtı. Bu gece canı et istiyordu. Bol bol et yiyecekti. Tepe başındaki pahalı lokantalardan birine girerken karşıdaki saati gördü. Altıya on vardı. 5. Dört sandalye vardı locada. Yer gösteren kız cep fenerinin ışığını Erhan'ın bozuk para dolu avucuna tuttu. Bu durmadan sakız çiğneyen kız B'nin sinirine dokunuyor. Erhan'ın eli 25'liklerle 50'likler arasında kararsız gibi. Paltolarını öndeki sandalyelere attılar, oturdular. Üşüyor musun? Hayır. Eline tuttu. Bu kemikli elin baskısı içinde gittikçe azalan kırgınlığı yatıştırdı. Dışarıda Erhan sinemaya girmek isteyince fakülteden sergiyi görmek için çıkmışlardı. Niye önceden söylemedi bunu? Diye kırılmıştı. Sanki söylese onunla buraya gelmeyecek miydi? Demek bir aydır birbirlerini tanıyamamışlardı. Yüreği çarpıyor diye kızgın. İlk defa geliyor locaya. Üç gün önce soğuk, karanlık bir arsada saatlerce öpüşmüşlerdi. Şimdiye dek bu loca insanlarına hep alay ederek bakardı. Neden kendi durumu ona pek önemli geliyor? Neden çarpıntısını durdurup kendiyle alay edemiyor? Işıklar yanınca salondan yana bakamayan bu sinmiş, kızarmış loca insanların tedirginliklerindeki gülünçlük. Yoksa o da onlardan mı olacak? Erhan'ın sol kolu omuzlarına dolandı. Yüzü yakınında büyük. Dudakları birleşti. Sağ eli belinden yavaş yavaş yükseldi, göğsünde durdu. Kulakları uğulduyor. Yüreğimin çarpıntısını duyacak. Ne saçma. Bu el göğsünün hep bir yanına sıkıyor. Canı yanıyor ama yine de bu kemikli eli okşuyor. Birden görünmeyen seyircilerin görüşüyle ürperdiler. Bu yapıda film seyredenlerin de bulunması sanki olağanüstü bir şeydi. Erhan içinde ceket kelimesi geçen bir söz söyledi. Sesi bu anlamadı. Dudakları yeniden birleşti. Şimdi onunkileri tatlı sert öpen dudaklar dışarıda sinemaya girmeyi teklif edenler değil miydi? Son günlerde onun içtenliğinden şüphelenmiyor muydu? Her şeyin bir sırası vardır derken gözlerini kısışı. Yanlarına geldiği zaman gülerek kaçamak bakışları. Tanıştığı erkeğin o olmadığını anlar anlamaz ayrılacağını söylerdi. Beynin bir yanı Erhan'ın aradığı o olmadığını biliyor. Ama zorluyor kendini. Niye o olmasın? Öyle güzel ki. Yakınına hoşlanmayla başlıyordu. Bir ay önce kantinde Dağlarcan'ın ölü şiirini okurken Erhan'ın gözleri sulanmıştı. Belki beyi ona yaklaştıran bu olaydı. İşte eli bacaklarımda. Nedim de petekliğimin altında bacaklarımı sıkardı. Yoksa bu da o mu? Yılı olmuş. Tam bir hafta öpüştüktü. Tın tın. Bacaklarındaki el gergin, okşamakla kanmamış daha ileri kaydı. Kadının sonradan kazandığı o ek içgüdüyle bacaklarını kıstı. Annesi küçükken orasını kurcaladığını gördükçe eline iğne batırırdı. Saat oraya verilen önem. Dalgın olduk mu gerçek benliğimizle davranıyoruz. Ben de öteki nazlı dişler gibi miyim? Kendini yeniden koy vereceği sıra Erhan'ın ile bacaklarından ayrıldı. Kinli isteğine karşı gelinmiş şımarık bir olan sesi duydu. Ne o yoksa kız mısın? Önce şaştı. Ha bu kadarı fazla. İçinde yakıcı, acı verici bir deprem başladı. Dönüp baktı. Şu yakışıklı erkek işte buydu. Artık tanıyordu onu. Şiirlerinin kitaplardan kapma büyük sözlerin yapma süsünden sıyrılmış, beylik yargılarla dolu, bayağı. Böyleler için en önemlisi kızlıktı. Oysa beynin ona vermek istediği şeyin yanında kızlık neydi ki? Yarın gidip onların bu kızlık dedikleri şeyi tanımadığı bir erkeğe verecekti. Hey gidi öfke. Sen insan aklına daha saçma düşünceler bile getirebilirsin. Yanındaki erkek bunu almanın sorumluluğundan korkar. Biliyor korkaktır o. Ona sarılmaktan, onunla öpüşmekten, tat aldı diye kendini hor gördü. Bulaşık bizi, vıcık vıcık. Onların gözünde bütün kadınlar birdir amaçlarına götürmekteki başarısı denenmiş o pek rahat sıralarını bozmazlar. Önce el tutulur, sonra öpülür, sonra memeler okşanır, en son etekliğin altı gelir. Ben onun için yeni bir kobayım, bir deney hayvanı. Birden suya düşmüş gibi üşüdü. Erhan kolunu uzatmış, onu yeniden kucaklamak istiyordu. Oturduğu sandalyeyi çekti. Bırak dedi. Ne işi var burada? İşte üşümüş. Başı az az ağrıyor. Artık perdede konuşanların sesini, seyircilerin öksürüklerini duyuyor. Kalktı paltosunu aldı. ''Gideceğim ben.'' ''Ama niye? Mantıksızlık bu.'' ''Olsun. Çıkalım öyleyse.'' ''Hayır sen kal. Seninle çıkmak istemiyorum.'' ''Biliyor kalmayacak. O da onunla çıkmak isteyecek. Bu korkağın anlayacağı dille konuşayım.'' ''Yalnız çıkmak istiyorum ben. Arkamdan gelmeye kalkarsan bağırırım.'' ''Önemsiz bir söze...'' ''Şşt. Başka yere.'' dedi seyircilerden biri. Baltosunu giydi. Çıkarken Erhan yarı karanlıkta, gerçekten şaşırmış gibi oturuyordu. B kapıyı kapadı. Karşıda yer gösteren kız hala sakız çiğniyordu. Kendine bu ucuz batakani rehberinin gözleriyle bakınca sarardı. Cadde soğuktu, kalabalıktı. İçi bulanıyordu. Sanki dudaklarının derisi kabuk kabuk kalkmıştı. Yaladı. A caminin duvarı dibine tükürdü. Kusmaktan korktu. Geçenler ona bakıyorlardı. Yürüdü. Bu caddenin elbet tenha olduğu zamanlar da vardır. Hiç görmedim ben. Kim bu insanlar? İşten mi dönüyorlar? Eğlenceye mi gidiyorlar? Şu adamın burnu ...gidin burnuna benziyor. Ama nasıl da kasvettiler. Bunların içinde meçhul denizde balık olmayı isteyen var mı acaba? Belki şu hep önüne bakan adam. Ne güzel okumuştu bu şiiri. Gözleri sulanmıştı. Yoksa kız mısın? Ya karşıki şaşı kadın? Durmuş kimi bekliyor? Koş bayım koş. Kaç bu caddeden. Yetişemeyecek. Evet tramvay kalktı. Neyse üzülme. Bir başkası gelir alır seni. Ama şimdi koştun diye içinde bir utanma var değil mi? Taksim demişler buraya yollar ayrılıyor diyedir. Yoksa bu alanda kocaman bir adam büyük bir kara tahtanın önünde halka dört işlemden bölmeyi mi öğretirdi? Dersi bizim Ahmet Bey'in dersi kadar sıkıcı mıydı? Ne der Güler? 11'den 11.50'ye. Ahmet Bey'in orada uyku kürü. O gün kantinde Güler'e kaçamak bakıyordu. Aa Emine yenge. Ama değil. O bu kadar boyanmaz. Hem ne arar burada? Mudanya'dadır. Bugün kimse gelmiyor arkamdan. Her sefer sinemadan döndüğüm yol değil mi bu? İşte teknik ünverme okulu. Geçen defa ta evin önüne dek gelen sessiz gözlüklü çocuk nerede? Yoksa farkındalar mı? Bir daha tükürdü. Bu merdivenlerden kayıp bir düşsem. Yoksa kız mısın? Elbet kızım. 22 yaşındayım. Neden her şeyin sırası vardır dediği gün kalkıp gitmedim sanki. Güler'e de bakardı. Beni daha saf, daha kolay bulurdu herhalde. İyi, ustanmam ben. Dolma bahçe. Artık eve geldik sayılır. Geç oldu ama. Saat altıya on var. Evdekiler şimdi meraklanıyorlardır. Koşamam ya. İçeri girdim mi, üzüntüler unutulur. Annemin yüzü güler. Babam odadan kim gelen diye sorar. B. İyi iyi hepsi bu. Nerede kaldığımı bile sormazlar. Bu güvende sıkıcı küçültücü bir şey var. Oysa biliyorum babam üzülüyor. Saat beşi geçti mi aklına bin bir kötü şey geliyor. Yine de çocuklara güven ilkesinin dışına çıkmaz. Ah babamın şu ilk ederi. Sonra odam. Masa, karyola kitaplar. Benim inim. Bu gece bir kapansam oraya. Üzgünüm ama çok kalamam. Sami kapıyı yumruklar. Yemeğe yemeğe. Canım istemiyor desem başıma toplanırlar. Kadınların neden evlendiklerini anlıyorum. Yalnız kalabilmek için. Sağında dolma bahçenin yüksek duvarları ardında bir vapur düdüğü öttü. Solundan ışıklı bir tramvay geçti. Karşıdan gelen bir adam yanından geçerken laf attı. ''Yavaş ol şekerim, bir yerini inciteceksin.'' Bu Külhan Bey şakası üzüntüsüne bir havalanma deliği açtı. ''Bugünkü benim son aldanışım olmayacak. İnsanlara güveniyorum.'' Eve varınca edeyin. bu duyguyu içinde taşıdı. 6. Sol yani her basamağı dışında paltosunun sol cebindeki şarap şişesi ''Klik'' diye bir ses çıkarıyordu. Cepte unutulmuş bir gümüş lira olacaktı. Öyle sanıyordu. Ama merakını gidermek için yoklayamıyordu. Kucağında kese kağıtları vardı. İkinci kat sahanlığında karşı kapının aralığında duran bir kadın onu görünce çekildi. Kadın yarı çıplakmış gibi geldi ona. Oysa giyinik olduğunu apaçık görmüştü. Yalnız baldırları çıplaktı. Akpak, dolgun. Ayak seslerini duyunca aralamış kapıyı. Kocasını bekliyor bu. Klik, bir başkası olamaz mı? Ya evli değilse? Klik. Öyleyse geleceğim deyip gelmeyen birisidir beklediği. Az sonra vefasız diye başlayan bir mektubun önüne oturur. Klik. Üçüncü katta kimse yoktu. Burada hep iki çocuk olurdu. Çok soğuk bugün. Klik. Dördüncü katta öyle. Yalnız haşlanmış lahana kokusu vardı. Klik. Çatla namussuz. Klik. Şeytan at şu kucağındakileri diyor. Yokla cebini de rahatla. Atmadı. Damın beton düzlüğüne kar yağıyordu. Esintisiz ağır. Tutmuş. Ona bu aklı gösteren belli belirsiz ışığın nereden geldiğini bilmiyordu bastığı yerin yumuşaklığı, bir de yüzüne değen serpintiler olmasa belki kar yağdığını bile anlayamazdı. Sol elinde yakıcı bir karıncalanma vardı, soğuktan. Atölyenin kapısını pabucunun burnuyla çaldı. Beklerken kafasında olanca hızıyla işleyen çıkrık yavaşladı. Yavaşladı, durdu. Evdeyken başlamıştı. Birden duvardaki resme bakınca atölyede onunla olmanın dayanılmaz isteği. Nasıl fırlamıştı evden? Asmalı mescitte almıştı alacağını. Etine mi koşuyorum onun diyordu kendi kendine. Yirmi yaş tutkularından biri mi bu? İçinden gelen sese uyuyordu yalnız. Sen misin? Unutmadın demek diyecekti Ayşe kapıyı açınca. Ya da siz miydiniz? Buz gibi oluyordu her yanı. Dönebilirdi de. Dönmedi. Şimdi kuruntulardan arınmış rahat. Onu bulamadığına seviniyor. Üzüleceğini sanırdı. Kendini tüyden yeğim buluyor. Dönüp gitmekten başka yapacağı yok. Değil var bir şey şu basamaklar boyunca sol cebinden duyduğu klik sesi kalıyor çözümlenecek. Kucağındaki kese kağıtlarını kapının dibine bıraktı. Cebinden şişeyi çıkardı. Elini soktu. Bir anahtar da bu. Cebinin ılıklığında ısınmış ama elinin soğukluğunu, uyuşukluğunu daha çok duyuruyordu. Hatırladı. Ayşe vermişti bunu. Önünde durduğu kapının anahtarı. Şaşmadı. Anahtarın cebinde oluşu olağan bir şeydi. Çıkarken ivedi giydiği bu paltonun cebinde bulunması gerekiyordu. Ötekilerden birinde değil tesadüfler isteğine uygundu. Girecekti. Merak ediyordu. İçeride büyük değişiklikler umuyordu. Son olarak ezgileri dinleyecek, tanıdık eşyaya eyvallah diyecekti. Anahtarı kilide soktu, birden kendi kapısını kapamadığı aklına geldi. Hırsız girse bile kitapları çalmazdı. Ötekiler umrunda değildi. Kapıyı itti, yağlı boya kokan, bildik, ılık bir yel çarptı yüzüne. Kağıtları aldı. Koyu karanlıkta, ağır ağır belleğindeki masaya yürüdü. Eski yerindeydi elindekileri üstüne koydu. Işığı uyaracak düğmeyi bulmak için bir kibri çaktı. Parmakları çöpü güç tutuyordu. Işık yanınca çevresine baktı. Bir değişiklik var burada. Sedir, masa, sandalyeler, soba, radyo, duvarlarda asılı resimler. Sehpa hep bildiği yerlerindeydiler. Yalnız sehpanın üstü örtülüydü. Gitti sobaya baktı. Dibinde köz var. Buradaymış bugün. İçine iki kürek kömür attı. Perdeleri kapadı. Eskiden bu kara perdelere baktıkça karartma kalıntısı diye düşünürdü. Değişen eşyanın dostu. Musluğun üstündeki cam raftan bir bardak aldı. İki şişeyi de açtı. Elma portakal soydu. Onsuz ilk defa görüyorum burayı. Yavuz sarı bıyıklı olanla mı? Sedir'in masanın kaygısızlığı arasında tedirgin bardağı doldurdu. İçti. Şişenin biri bitince pikabı işletti. Piyano özlediği ezgilere başladı. Sedir'e oturdu. Artık dış dünyanın sesleri duyulmuyor. Her şey kendi içinde oluyor. Bir gün bu ışıklı kıyıda pırıl pırıl kumların üstünde durmuş muydu? Ya bu tanıyamadığı, sokaklarında güleç yüzlü insanlar dolaşan şehir nerede? Sonra yine o pırıl pırıl kıyı. Arkasından biri, ben de varım diyor. Ah o birisi. Piyano birden sustu, gözlerini açtı. Kapalı camlar ardındaki gerçek şehrin keskinliğini yitirmiş, seslerini yeniden duydu. Gitti pikabın düğmesini çevirdi. Sonra orta yerde duran sehpanın üstünden örtüyü çekti aldı. Odaya girdi gireli üstü örtülü tuvalde göreceği şeyi merak ediyordu. Boşsa oturup o gelinceye dek bekleyecekti. Oysa önünde bitmemiş bir resim duruyordu. O buna çalışırken belki sarı bekli olan sedirdeydi. Gırtlağına bir şey tıkanmış gibiydi. Uzandı şarap bardağını aldı. Neye yarar bu? İçmeden bıraktı bardağı. Bir kağıt parçasına yılbaşı kötü geçti payını bırakıyorum diye yazdı. Masaya şarap şişesini yanına koydu. Duvardaki düğmeye doğru yürüdü. Tam çevirecekken döndü yazdığı kağıdı alıp sobaya attı. Alçak dedi kendi kendine. Bıraktıkların yetmiyormuş gibi bir de kağıt karalıyorsun. Oysa bu işin bittiğini biliyorsun. Buraya bir kere gelmen gerekti. Ya yeniden başlayacaktı ya bitecekti. İşte geldin bitti. Hep onu bulursun diye korkuyordun değil mi? Kıskanıyor musun? Durmadan seni mi düşünecek daha? Kendini beğenmiş. Şişede kalan şarabı lavaboya döktü. Masadaki kalıntıları kağıtlara topladı. İzini silmeye çalışıyordu ama faydasızdı. Onun bu odaya girdiği belliydi. Işığı söndürdü, çıktı. Kapıyı kilitleyip dönünce birden üstüne keskin bir ışık düştü, yüreği çarptı. O mu? Ne yapıyorsun orada? Anladı. Işığın arkasını göremiyordu ama seste bir katılık vardı. İkinci kattaki yarı çıplak kadın haber vermiş olacaktı. Yoksa beklediği bu polis miydi? Anahtarı gösterdi. Kapıyı kilitledim dedi. Atölyenin sahibi arkadaşımdır. Yılbaşını birlikte geçirelim diye gelmiştim. Bekledim, gelmedi, gidiyordum. Kağıtlarda ne var? Kalıntılar bunlar. süprüntü. Çöp tenekesine atacaktım. Bırak yere de aç. Kağıtları önüne koydu, yırttı. Işık indi. Kar parlıyordu. İki boş şişe, ekmek, peynir, salam parçaları, yemiş kabukları, soyulmadık portakallar, elmalar. Işık kalktı. Bekala, gidebilirsin. Seste bir yumuşama vardı. Kağıtları toplamak için eğildi. Bırak onları kalsın. Kapının önünde Bırak dedik ya. Sen git ben atarım onları. Yürüdü. Yoksa olur mu? Portakalları merdivenleri ağır ağır indi. İkinci kattaki kapı kapalıydı. Dışarıda çiğnenmemiş kar üstüne bastıkça gıcır diyordu. Kitapçının köşesinden Tenha Caddeye dönerken içinde bir boşluk vardı. Saatine baktı. Ona geliyordu. Nereye gideceğim? Keşke polis kuşkulanıp karakola götürseydi beni. Değişik bir gece olurdu. Belki onu da bulup getirirlerdi. Birlikte çıkardık. Sonra sıkıntı. O bitti. Haşit'te kitap arayacağım. Niye koşuyorsun? Davete geç mi kaldınız? Her zaman geç kalanlar bulunur. Hindi dolması daha bitmemiştir. Bu gece insanların hindi yemesi gerekir. Bulamayanlar üzülür. Yılbaşı hindisi. O eğlenmek de zorunludur bu gece. Sinemalar, tiyatrolar, barlar doludur. Evlerde toplantılar vardır. Küçük bir toplantı demişti avukat. Göz kırpmıştı. Neydi o yılbaşı gecesi donattığımız masa? Şu Mehmet Bey ne şakacı adam. Kırdı geçirdi bizi. Ama karısı, sorma kardeş. Küçük kumarlarımız vardır. On kuruşluk tombalalar. Şimdi kim bilir kaç evde, kim bilir kaç kadının. Aman ayol, bu ne kötü şans böyle. Sözüne karşılık kim bilir kaç erkek. Üzülmeyin kumarda kaybeden aşkta kazanır diyordur. Kim bilir kaç erkekte acele edip bu sözü ondan önce söyleyemediler diye onu kıskanıyordur. Biliyorum sizi. Küçük sürtünmelerle yetinirsiniz. Büyüklerinden korkarsınız. Akşamları elinizde paketlerle dönersiniz. Sizi bekleyenler vardır. Rahatsınız. Hem ne kolay rahatlıyorsunuz. İçinizde boşluklar yok. Neden ben de sizin gibi olamıyorum? Bir ben miyim düşünen? Bir ben miyim yalnız? Yanından geçen kadına döndü. Merhaba dedi. Derdemez pişman oldu. Kadın durmuş ona bakıyordu. Sol elini cebinden çıkarıp kulağını kaşıdı. Kadın sizi tanımıyorum dedi. Buna verilecek karşılık belliydi. Öyleyse tanışalım deyip kadının koluna girmesi. Ne soğuk. Sıcak bir yere girip bir şeyler içsek demesi gerekiyordu. Kolaylıklardı bunlar. Kadın bunları bekliyordu ondan. Oysa ben de dedi. Yürüdü. Böyle kurtuluş istemiyordu. Çok denemişti. On dakika sonra insan kendini daha da yalnız bulurdu balık pazarına saptı. Eve gitse biliyordu gece yarısına dek başka bir şey yapamadan yukarıdakilerin patırtısına sövecekti. Bu sokakta kar artık gıcırdamıyordu. Bol gürültülü, bol dumanlı meyhanelerden birine girdi. Tezgahın önünde bir boş yer bulup oturdu. Yaklaşan garsona şarap dedi. Garson sanki sadece onun için buradaymış gibi eğildi. Sanki ötekiler duyacak diye korkuyordu. Abi dedi, bu gece hindi dolması da var. 7 25 gün öğle sonları hep ayakları üşüdü. Sabahları atölyede, Sami'ye poz veriyordu. Yemeği Beşiktaş'ta yiyor, sonra karda yağmurda. Çoğu karda, kimi gevşek, kimi vıcık vıcık kirli, yoruluncaya değin yürüyordu. Yorulduğumun yakın bir lokantaya, tatlıcıya ya da bir kahveye girip otururdu. İçeridekiler bu üşümüş, yorgun adama geçici bir hoşgörüyle bakarlardı. Isınırdı. İnsanlarla barışmak iyiydi. Böyle bir gün tatlıcı da bir kadınla tanıştı. Kadının çocuk gibi sık sık burnunu çekişi onu daha kadınlaştırıyor, hoşuna gidiyordu. Üç gün sürdü. Sık sık burnunu çekiyor diye kadını bıraktı. 26. gün portresi bitti. Sami, tamam gel gör istersen deyince yerinden isteksiz kalkmıştı. Alıştığı bezir yağı kokusuyla birlik yitireceği sabahları vardı önünde. Aylak adamın uzun doldurulmaz sabahları korkunçtu. Kimi saatler bile önemliydi. Geçmek bilmez, uzun 3-4 dakikalar yaşamıştı biliyordu. İnsan sokak adlarıyla üç günden fazla uğraşamıyordu. Sehpanın önünde durunca şaştı. Görmeye alıştığı portrelere benzemiyordu. Önce bir sol el gördü. Parmakları çevik, sinirli, tedirgin bir eldi bu. Kahverengi bir kulağa uzanmış ama daha yetişememiş boşlukta. Bu çocuğun anlaması kabil miydi? Demek insanların huyları ile ilgili asıl davranışlarındaki ayrılığın yalnız tiklerinde olduğunu biliyordu. Dönüp baktı. Ötekiler de oradaydılar. Konuşuyorlardı. Sami'nin elini tutup sıktı. Beni biliyorsun dedi. Ötekiler sustular. Birden sıktığı eli bıraktı, kızardı. Yatılı okulda bir sabah dalgın, kendi erkekliğiyle oynarken bir arkadaşının üstünden yorganı çekiverdiği andaki utanmayı duydu. Artık uzun zaman buraya gelemeyecekti. Patosunu gerken artan huzursuzluğu dışarıda, maçkaya doğru yol ortasında, kağıda sarılı resim koltuğunda, çaresiz, delimsi duru verdiği zaman, yapılar, arabalar, insanlarla çevriliydi. Geçenler bu adam bir şey unuttu şimdi dönecek diye düşünmüşlerdir. Dayanma sınırlarını zorlayınca arabaların tekerleklerine bakıp kısadan kurtuluşu düşündü. Yalnız 25 günün üşümüşlüğü yorgunluğu değildi. Askerden döneli 3 yıldır sürüyordu. Yoksa dünyada olmayanı mı arıyordu? İki yanına bakındı. Sağdaki kaldırımda duvara dayanmış, büyük gözlü bir okul çocuğu ilgili ona bakıyordu. Gözlerini kırpmadan elindeki elmayı ısırdı. Ağzı sulandı. Yürüdü. Vardı işte çocuklar, elmalar vardı. O gece karsız yağmursuz bir yürüyüşten sonra eve dönüp odasındaki ışığı yakınca yine resmine baktı. Ayıktı. Yılbaşı gecesinden beri içmiyordu. Bol dumanlı meyhaneden hindi dolması yüzünden kaçmıştı. Sıkıştıkça içkinin kurtarıcılığına dek düştüğü için hep kendinden utanırdı. Ertesi gün sıkıcı bir sabahla başlayacaktı. Kim bilir iç sıkıntısı olmasa belki insanlar işe gitmeyi unuturlardı. İş avutur derdi babası. O böyle avuntu istemiyordu. Bir örnek yazılar yazmak, bir örnek dersler vermek, bir örnek çekiş sallamak da onların iş dedikleri. Kornasını ötekilerden başka öttüren bir şoför. Çekicini başka ahinkte sallayan bir demirci bile ikinci gün kendi kendini tekrarlıyordu. Yaşamanın amacı alışkanlıktı, rahatlıktı. Çoğunluk çabadan, yenilikten korkuyordu. Ne kolaydı onlara uymak. Gündüzleri bir okulda ders verir, geceleri sessiz, güzel kadınlarla yatardı istese. Çabasız. Ama biliyordu, yetinemeyecekti. Başka şeyler gerekti güçlüğü omuzsuzca zorlamak bile güzeldi. Duvardaki şu resmin nasıl yapıldığını görmüştü. Istıkçalar gibi uzanan dudaklar, kırışan genç alın, uzun, umutsuz, koyu mavi bakışlar. Böylesi gerekti ona. Ama resim yapamazdı. Olsun, yazacaktı. O gece yatar yatmaz uyudu. Artık sabahları geç kalkıyordu. Mutfakta bir şeyler yiyip su içmek, ayak yoluna gitmek gibi zorunlu aralıklarda olmasa, hava kararıncaya değil, hiç kalkmayacağı masanın başına geçerdi. Saat beşten sonra herkes işten eve dönerken o evden çıkar. Yakın lokantalardan birinde yemek yerdi. İlk günler yemeği yer yemez dönüyor, gece yarısına dek çalışıyordu. Güçtü ama yılmıyordu. Bir cümle üstünde saatlerce durmak vardı. Kafasına yürüyenlerden birini seçmenin sorumluluğu vardı. Kelimelerin yetersizliğini öğreniyordu. Bazı günler sigara içtiğini küllüğün doluşundan anlardı. Acaba onun da alnı kırışıyor muydu? uyuyamadan yattığı yatağında kafası durmadan yazdıklarıyla uğraşırdı. Çoğu geceler o gün üstünde en uzun durduğu cümle gelip onu bulurdu. Alışmayı anlıyordu. İşte insan beyni bile alışıyor. Hep aynı şeyi tekrarlıyordu. Boyuna karıncalar bilmeden severler diyordu. Öte yanına dönüyor, kurtulamıyordu. Uyumam gerek diye düşündükçe kafası sanki olmaz diyordu. Karıncalar bilmeden severler. Bundan kurtulabilmek için geceleri yazmadı. Yemekten sonra tiyatroya, sinemaya gider. Sokaklarda dolaşırdı. Nereye gitse hikayesi onunla olurdu. Ama dışarının etkisi de vardı. Arada unuttuğu oluyordu. Artık geceleri uyuyabiliyordu. Dışarıdakilerden biri evinin 40 adım ilerisindeki köşede oturan dilenciydi. Adam üst üste beş gün orada oluyor, sonra iki gün kayboluyordu. Yalnız akşamları yemeğe giderken görüyordu onu. Dönerken yerinde olmazdı. Tıraş zamanlarını şaşırdı, yıkanmayı, Elini kirlileri istemese çamaşır değiştirmeyi unutacağı ilk günler bile bu dilenciyi fark etmişti. Yazmaya başladığının üçüncü haftasında bir gün, üçüncü hikayesinin sonlarına doğru, bu kelimenin harfleriyle bir başkası da yapılabilir cümlesini yazıp az önce aklında olan o kelimeyi bulamadı, bulamadıkça sinirlendi, içi bomboş kalıverdiği zaman, sol kulağının kaşıntısı, sokaktan geçen otomobilin sesi, merdivenlerdeki çocuk ağlaması, hep o ana rastlamıştı. Gene de bir saatten fazla masadan ayrılmamış, Sonra kalemi alıp pencereye yürüyünce dilenciyi bildiği köşeye yerleştirirken görmüştü. Dilenciyi bildiği köşeye yerleşirken görmüştü. Bir bakkalın dükkan açışı gibiydi. Sigarasından çektiği dumanın ciğerlerine inişini nicedir ilk defa orada duymuştu. Karşı apartmandan çıkan kadın, kaldırımın kıyısında bekleyen otomobile binip gitmişti. Güzeldi. İki gün daha, öyle sonuna dek. Güneşin büzdüğü bir karpuz kabuğu gibi kupkuru. Masanın önünde oturdu ötekilerin de böyle kuruduğu olur muydu? Kendini hikayesine veremiyordu. Sokağın, evin, hayatını duyuyordu. Ne çok satıcı vardı. Ta Siri diye bağıran adam kim bilir ne satıyordu. Öyle sonları dilenci köşedeki yerine tutunca bir otomobil gelip karşı apartmanın önünde durdu. Bir otomobil gelip karşı apartmanın önünde dururdu. Az sonra kadın çıkar, binip giderdi. Üçüncü gün otomobil gidince dilenciye baktı. Sigara içiyordu. Ama acayip bir içişti bu avucunda saklı sigarayı ağzına götürüp çekiyor. Bakınıyor. Dumanı yere yere üflüyordu. Vay kereta, saklıyor. Yoksa sigara içen dilenciye para vermezler mi? Öğleyin odayı havalandırmıştı ama gene de sigara dumanıyla doluydu. Ağzının içi acıydı. Hiç yeri değilken kalorifer yakıcının aylığını artırmayı düşündü. Tedirgendi. Dilenciye kızıyordu. Adam sigarasını atmış olacaktı. Geçenler avucuna para bırakıyordu. Birden anladı. Dilencinin niye beş gün gelip iki gün gelmediğini, niye hep bu vakit burada olduğunu artık biliyordu. Güldü. Yaman adamdı bu dilenci. İnsanların işten dönerken ucuza huzur satın aldıklarını biliyordu. Cumartesileri, pazarları gelmiyordu. Bugün neydi? ile ilgisi yoktu. Onu üç gündür gördüğüne göre çarşamba olması gerekirdi. Bir de sabahları gidip bir kız okulunun önünde dileniyorsa alnından öpeceğim onu. Yufka yüreklidirler, ucuza numara alırlar. Kişi oğlu böyleydi. Kimi dilenmek, kimi sadaka vermek zorundaydı. Demin otomobille giden kadın sıcak bir sevgiye değil, etini satmaya gitmişti. Artık her şeyi kötüye yoruyordu. Gittiği masanın önünde durdu. İşte üç haftaya yakın seslendiğini sandığı insanlar bunlardı. İşini bilenler, sadaka vericiler, et alışverişçileri mi anlayacaktı onu? Elenin yazdıklarının üstüne koydu. Almadı, biliyordu. İlk hikayesi, bir büyük şehrin görüntüsünde insan kimseye sezdirmeden istediği zaman yellenebilir. O yellenemezdi. diye başlıyordu. Bu cümlede adamın bütün hayatının gizli olduğunu kim fark edecekti? Ya ikincisi sık sık boynunu çeken kadının hikayesi. Sonra yerde kalan hikaye. Tiklerden bahsetmişti. Boynunu kütleten bir adam vardı. İyi ki bitmemişti. Onlar sonunda beni sürüklediği büyük felakete rağmen onun kollarına atıldığım gecenin tadını unutamıyorum diye başlayan hikayeler isterlerdi bütün yazdıklarını acele etmeden küçük küçük yırttı. Bu da bitmişti. Gene eskisi gibiydi. Yırtıkları toplayıp mutfaktaki çöp tenekesine attı. Dönünce pencereden baktı. Oradaydı. Bu dilenciye başka çeşit insanlar da olduğunu öğretecekti. Paltosunu giyince bir iki buçukluk çıkarıp dış cebine koydu, çıktı. Önce sağ kaldırımdan caddeye kadar yürüdü. Geri dönüp ötekine geçti. Hava neredeyse kararacaktı. Onu ancak yaklaştığı zaman gördü. Büyük çeneliydi. Çiçek bozuğuydu pek yaşlı sayılmazdı ama üstünde bir çökmüşlük vardı. Bu adam eskiden hamallık yapmış. Yoksa dilenme alışkanlığı mı? Önünde durdu, az eğildi. Ahbap bir sigara versene bana dedi. Adamın ona kaldırdığı, yüzdeki şaşırmışlığı görünce sevindi. Onu içerken gördüğümü biliyor. Sövüyordur şimdi. Dilencinin yüzü acındırmak isteyen bir gülüşle kırıştı. Sigara içmem ben beyim dedi. Ya vah vah. Birden öyle sigara istedi ki canım. Sorma. Bir tek sigaraya iki buçuk lira verirdim. Sol elini cebinden çıkarıp iki buçukluğu salladı. Hep adamın kucağındaki morumsu ellerine bakıyordu. Ellerin dilini anlardı. Sağ el geriye doğru kasıldı. Paketi sağ cebinde. El durdu, gevşedi. Neyse eyvallah. Parayı cebine sokup yürüdü. Kendininkine değil, başka bir apartmanın kapı sokuntusuna çıkıp eğildi. Adam bakmıyordu. Ne öğrettim ona? Dünyada tanımadığı bir deli daha olduğunu. Oysa adama sigara içmenin dilencilere yasak olduğunu bilmeyen insanların da varlığını öğretmek istemişti. Bu gece dilenci bir tanıdığına bugün delinin bir benden sigara istedi diyecekti. Gene de merak ediyordu. Acaba yarın sabah bir kız okulunun önünde mi dilenecekti? Bekledim. Adam meşin minderini paltosunun altına sokup caddeye doğru yürüyünce o da arkasına takıldı. Caddeye geçtiler. Kurtuluştan yana saptılar. Herhalde aşağıda dere boyunda evlerden birinde oturuyordu. Yanından geçen bir kız yüzüne tatlı tatlı baktı. Dönmedi. Onun dilencisi vardı. Yavaş yürüyordu. İleride ışıklar seyrelince içinde bir kararsızlık başladı. Niye buralara gelmişti? Neden o deminki kızın ardından gitmemişti sanki? Adamın evini öğrenip de ne yapacaktı? Yarın sabah belki onunla birlik bir kız okulunun önünde duracaklardı. Sonra durdu. Dilenci yürüyordu. İleride bir yan sokağa saptı. Bildik gecelerden biriydi kulaklarında büyük şehrin uğultusu vardı. Belki Arana'nın ayak sesleri de bu uğultunun içindeydi. Döndü. İnsanların, arabaların kaynaştığı büyük caddelerden yana yürüdü. İlk yaz. Günlerin adı sürelerince yaşanılan olayların değerine göre değişebilir. Bugün şimdilik paltosunu ilk çıkardığı gündü. Sonra Güler'i ilk gördüğü gün olacaktı. Güneşliydi, ılıktı. Karaköy'de, dört yol kavşağındaki tatlıcıda yanında oturduğu pencerenin önünden geçen insanların arasında ilk bakışta marangoz olduğu anlaşılabilecek bir adam arıyordu. Bazı günler terzi arardı. Bir keresinde terzidir dediği birine yetişip sormuş, zabıt katibi olduğunu öğrenmişti. Marangoz aramaktan bakınca küçük alanın ortasındaki trafik polisine bakmaya başladı. Düdük öttürüyor, değnek sallıyor, arabalar, tramvaylar birbirlerine değmeden vızır vızır geçiyorlardı. Adamın hareketleri ona gülünç geliyordu. Belki asık yüzlü oluşundandı. Neden insanlar durup gülmüyorlardı? Sevmedi onu. O olsa bir gün bir muziplik yapardı. Arabaları, tramvayları birbirine karıştırır, sonra gülerdi. Polis bunu yapacak adam değildi. Belki bu düzeni ancak düşlerinde bozardı. Sonra köşeyi gördü. Bazen görünür bir sebep olmadan, insana önünden geçtiği yapı, bir sokak köşesi, üstünde oturduğu sandalye, hayatında önemli bir yer tutacakmış gibi gelir.'' İşte bu köşede bugün bir şeyler olacaktı. Artık hep oraya bakıyordu. Gelip geçenlere göre orası şehirde binlerce su olan basbayağı bir yerdi. Yoksa onu büyütüyordu. Orada geçebilecek her günlük bir olayı içindeki ön yargıyla değerlendirip olağanüstü bir şey mi sanacaktı? Konuşan iki adam ayrılmak üzereydiler. El sıkıştılar. Çıkarın şapkalarınızı. Çıkardılar. İnsanlardan yenilik beklemek saçmaydı. Şimdi köşede iki kız durmuş konuşuyorlardı. Ayak kapları topuksuzdu. Bak bu iyiydi. Yoksa... Yüreği çarptı. Birinin yağmurlu, deve tüyü öbürününki açık maviydi. İşte ayrılacaklardı. İçinden bağırdı. Hadi el sıkışın. Kızlar öpüştüler. Yerinden fırladı. Kapıdan çıkarken garsonun sesini duydu. Beyim para diyordu. Elini cebine sokup ilk tuttuğu parayı çıkardı. Beşlikti. Buzdolabının üstüne bırakıp çıktı. Köşeye koşarken kızların ikisini de görüyordu deve tüyü yüksek kaldırımdan açık mavi tophaneden yana yürüyordu. Tanrım hangisi? Köşede bir an durdu. Sonra deve tüyünün arkasından gitti. Her şey o bir anlık duruşta olup bitmişti. Gene yanıldı. Açık mavili B'ydi. Onun arkasından gitseydi hikaye bitecekti. Ama o gülerle gitti. Tesadüf mü? Değildi. Bu şehirde en sevmediği yer Tophane Caddesi'ydi. Belki vapur düdüklerinin çağrısından korktuğu için. Belki de bu yoldaki fakültede geçirdiği sıkıcı günlerin etkisiyle sevmiyordu. Oysa yüksek kaldırımı severdi. Deve tüyünün oradan çıkacağı umulurdu. Sonra Ayşe'ye gittiği günlerden kalma ayak alışkanlığı vardı. Kişiyi habersiz yöneten alışkanlık. Yokuşu çıkarken sağ ilerisindeki kızın düzgün kalçalarını görüyordu. Kara saçlıydı. Sol eliyle bir okul çantasını altından tutup kalçasına dayamıştı. Her zaman önünde yürüyen kadının yüzünü görmeden, güzel olup olmadığını, karşıdan gelen erkeklerin gözlerinden anlardı. Güzelse onu geçtikten sonra dönüp bir daha bakarlardı. İşte şu kır saçlı adam bile dönüp bakmıştı. Bir eski kitapçı dükkanına girerken yüzünü gördü. Orada bir şapkacı vitrininin önünde şapkalara bakıyormuş gibi beklerken belki de hayatının ilk doğru tahminini yaptı. Kızın yüksek okulu öğrencisi olduğunu bildi. Yeniden yürümeye başladıkları zaman hep onun bacaklarına bakıyordu. Babası da öyleydi. Üstelik bıyıklarını burardı. Kulağını kaşıdı. Kız şimdi onun yürüdüğü kaldırımdaydı. Tam ötekine geçmeyi düşündüğü sıra kule dibinden şişhaneye çıkan yola saptı. Bu yolu tanıyordu. Bugünün hep tuhaf tesadüflerle yüklü olduğunu düşünür düşünmez, içinde eskiden burada geçmiş, hatırlarsa sevineceği bir şeyi unuttuğu duygusu belirdi. Hatırlayamıyordu. Bir gün canı sıkkın, tramvayla geçerken bu sokağı görmüş, öteki ucundaki yangın kulesiyle asfaltın zıtlığı avutacak gibiydi. İlk durakta inip ona gitmiş ama hiçbir şey değişmemişti bu değildi. Unuttuğu bambaşka bir şeydi. Belki tramvaydan inip geldiği günde aynı şeyi aramıştı. O zamanlar bu sokakta anlayamadı. Yahudi sandığı bir dil konuşulurdu. Acaba gene öyle miydi? Yoksa burada mı oturuyordu? Ne olursa olsun onunla ilk konuşması bu sokakta olacaktı. Bugün değil, yarın yahut başka bir gün ama ille bu sokakta konuşacaktı. Top oynayan çocuklar vardı. Yüksek pencerelerin birinden bir kadın, karşı kaldırımdaki eli paketli koca karıya bir şeyler anlatıyordu kadın gene o bilmediği dille bağırıyordu. Çocuklardan biri kızın arkasından bir Amerikan ıslığı çaldı, bakmadı. Hiç bakmamıştı. Ama o biliyordu, bir gün baktıracaktı. Sokağın bitiminde durdular. Kız bir tramvayla iki taksiye yol verip karşıya koştu. Kocaman yapılardan birinin kapısından girerken dönüp baktı. Tam o sıra yolun ışıkları yandı. Gördü mü? Bir açık kasanın ardından o da karşıya geçti. Ötekinin girdiği kapının üstüne baktı. Yeşil zeytin ap yazılıydı. Çevresine bakındı. Karşıda bir kahve oluşu iyiydi. Yarın sabah bekleyecekti. Rahattı. Karnı acıkmıştı. Gece serin olacak gibiydi. Ertesi sabah saat sekize doğru kahvedeydi. Pencereye yakın bir masaya oturdu. İçeride birkaç kişi arkada kaldılar. Bu vakit ne arıyorlardı burada? Çay istedi. Bitirince parayı tabağın kıyısına koydu. Kızın öğrenci olduğunu sanıyordu. Her an kapıdan çıkabilirdi. Hep oraya bakıyordu. Acaba hangi katta oturuyordu? Kapıdan eli çantalı bir adam, arkasından bir kadın çıktı. Neredeyse odur diye kalkacaktı. Benziyordu ama değildi. Yürüyüşü başkaydı. İşte bu çıkan oydu. Kalktı, kız o sokağa girince ardından gitti. Dün akşam geçtikleri yerlerden Karaköy'e indiler. Beşiktaş'a giden caddenin ucundaki durağa gelince durdular. Artık onu yakından görüyordu. Boyasızdı. Erkek bakışlarını kanıksamıştı da ondan mı bakmıyordu? Ama binecekleri tramvaya yaklaşınca baktı. Yüzündeki ilgisizlik dağılır gibi oldu. Gözlerini kaçırıp bir daha baktı. Şaşmış gibiydi. Birine benzetti beni. Tramvaya durunca arka sağanlıktan bir kız Güler diye bağırdı. Önündeki kız başını çevirip el salladı. Demek Güler ha? Adının bu olacağını sanmazdı. Gene de hoşlandı. İçeri girerkenki sıkışıklıkta az eğilip saçlarını kokladı. İyiydi. Sürmemişti. İçeride bile bile onun uzağında durdu. Kalabalıktı. İnsan başlarının arasındaki boşluklar onu görüyordu arkadaşıyla konuşuyordu. İlince'yi değin bir kere bu boşlukta bakıştılar. Güler ona arar gibi bakılmış, görünce birden öteye dönmüştü. Artık tramvayın sarsıntısı ile daralıp genişleyen boşlukta yalnız saçlarını görüyordu. Merak ediyordu. Ne renkti gözleri? Koyu mavi miydi? Yoksa yeşil mi? Daha yakından baktığında öğrenecekti. Fındıklı'da inenlerin çoğu öğrenciydi. O inmedi. Boşalan yerlerden birine oturdu. Tramvaya kalkarken Güler, ötekilerin arasında, fakültenin dış kapısından giriyordu. Oysa yedi yıl önce bu kapıdan çıkmıştı. Yedi yıl önce bambaşka bir insan olmalıydı. Buraya yazılmak için iyi hal kağıdı, sağlık raporu almış, koluna çiçek aşısı yaptırmıştı. Dört ay dayanabildi. Hep canı sıkılırdı. Acaba o yaşlı hoca daha sağ mıydı? Biletsiz dedi biletçi. Kalktığı biletçiye para verdi. İlk durakta inip deniz kıyısında bir yere gidecekti. Öğleden sonra gene o dünkü tatlıcıdaydı. Oturur oturmaz noktadaki trafik polisini gördü. Dünkü müydü? Belki değildi ama aralarında hiç ayrılık yoktu. Durmadan aynı hareketleri yapıyordu. Bu şehirde ne çok insan vardı. Acaba geçenlerden birini eskiden görmüş müydü? Örneğin şu kara paltoluyu. Sanmıyordu. Bu havada palto. Hasta mı? Çalışırken fenalaştı da evine mi dönüyor? Ne iş yapar? Banka memuru mu? Herkesin bir işi oluşu tuhaftı. Daha tuhafı önünden bir geçen bir daha geçmiyordu. Ya Güler? Köşeye baktı. Onu adıyla düşünmek hoştu. Belki köşeye varmadan görecekti. En geç beş buçukta umuyordu. Garsonu çağırıp içtiği soğuk sütün parasını verdi. Dünkü gibi arkasından bağırasın istemiyordu. Tatlıcının saati beş buçuğu gösterince umudu kesinliğini yitirir gibi oldu. Başka yoldan mı gitmişti? Son dersten beşe on kala çıkarlardı. Arkadaşlarıyla biraz çene çalsa da şimdi yedeğin gelmesi gerekirdi. Ya bir tramvay kaçırdıysa? Bir çeyrek saat daha bekleyecekti. Yollar kalabalıktı. Baktığı yeri gözlerinden en uzun sakladıkları için en çok bebek tramvaylarına kızıyordu. Deve tüyü paltolu bir kadın görünce yüreği çarptı. Ama o değildi. Şapkalıydı, kalktı, kapıya yürürken duvardaki takvimi gördü. 27 Mart Cumartesi yazılıydı. 27'nin yarısı kara yarısı kırmızıydı. Rahatladı. İşte boşuna beklemişti. İnsanların düzeninde bütün ayrıntılar önemliydi. Günlerin adı bile. Bugünün cumartesi olduğunu bilseydi saat 1'de onu görürdü. Yüksek kaldırımın bu kadar kalabalık olduğunu hiç görmemişti. Gidip o kahvede güleri bekleyecekti. Neden içimde bu istek? Belki yemekten sonra evcik sinemaya giderlerdi. O da arkalarında bir yere oturur, onu seyrederdi. Kule dibinden sokağa saptı. İçinde her şeyin isteğine uygun geçeceği duygusu vardı. Sokaktan çıkıp kahveye doğru yürürken onu gördü. Ummuyordu. Kaldırıma kıyısında durdu geçen tramvaydan inmiş olacaktı. Apartmanın kapısına yaklaşıyordu. Birden o büyük şehir gıcırtısı dediği sesi duydu. Yüzü buruştu. Her duyuşunda böyle olurdu. Otomobillerden biri durmuş, arkasında bir şey, kedi mi? Debeleniyordu. Sonra orayı yayalar sardılar. Göz ucuyla görüyordu bunları. Hep gülere bakıyordu. Gıcırtıyla birlik dönmüş, ötekiler toplanınca o da otomobilin arkasına yürümüştü. Şimdi güler de onlardandı. Orada kaldırımın kıyısında. Ondan ilk defa kuş kullandı. Yoksa değil miydi? Neden dönüp ne olduğunu anlayınca eve girmemişti? Gözleri sulan o değildir. Basıp giderim. Karşıya koştu. Önce yanında durduğu adamı ensesindeki Uru gördü. Sonra Güler'i. Sanki bile bile attı kendini hayvancık. Hep hızlı gitmekten. Değil vallahi. Her zamanki gibi gidiyordum. Birden atladı. Bastım freni ama kurtulamadı. Gözleri sulanmamıştı. Yanındaki adama dik, dik bakıyordu. Sıkıştırdı mı yoksa? Anne arkasındakiler ne? Bağırsakları oğlum bakma sakın. İşte geriye çekiliyordu. Gidecek mi? Sağ eliyle otomobilin arkasına dayandı. Yanına baksaydın. Nasıl bakarsın bayım? Biz önümüzdeki arabalara bakarız. Bir de göz ucuyla insanlara. Her şeyi birden görmeye kalkarsak hiçbir şey göremeyiz. Üzülüyor diye herkes şoförden memnundu. Ne olmuş be hayvan değil mi bu dese belki karakolda çözümlenecek bir karışıklık çıkabilirdi. Sonra Güler onu gördü. Hadi dağılın bakalım. Neredeyse yol tıkanacak. Gözleri büyür gibi oldu. Tanıdı beni. Şaşıyor bu karşılaşmaya. Koyu mavi mi? Alaca karanlıktı. Göremedi. Kalabalık birer ikişer dağılıyordu. Hadi baylar dağılın dedik ya. Kedi ezilmiş işte. Gördünüz. Çarpılırsanız karışmam. Karşısındaki adam göğsünü elledi. Artık bakmasa. Böyle giderse bir saçmalık yapacaktı. Sol eliyle önündeki çamurluğu sıktı. Güler birden dönüp yürüdü. Kapıdan girerken duraksadı ama bakmadı. Buralara hayvan yaşayacak yer değil. Kedi çiğnemi kursuzluk getirir. Şoför eğilmiş, yerdeki kedi leşini gazeteye sarıyordu. Arka kapağı açıp paketi koyunca ona yaklaştı. Boş musun? Boşum. İçeri girdiler. Şoför motoru çalıştırınca sordu. Nereye abi? Çek, nereye desem? Uzakça olsun. Mirgüne dedi. Araba kalktı, ağır gidiyorlardı. Tepe başında şoförün sesini duydu. Siz de gördünüz mü bayım diyordu. Neyi? Kedi canım. Beş senedir kullanırım bunu. Hiç başıma gelmemişti. Bizimki hep tahtaya vur der. Aldırmam ben. Demin o şiş adam da diyordu. Kedi çiğneme kursuzluk getirirmiş. Ne dersiniz? Bilmem dedi. Bir güne dek bu adamı dinleyecekti. Dayanamazdı. Ne bok yemeye bindim buna. Osman Bey de arabayı durdurup indi. Pazar günü gülleri göremedi. Bir saat beklemiş, sinemaya gider diye ummuştu. Olmadı. Pazartesi sabah onu evinden çıkarken gördü. Kahveden yana baksa Güler de onu görecekti. Önünden geçip gitti. Kalkmadı. Akşamüstü ona fakültenin önünde bulacaktı. Şimdi gidip saç tıraşı olacak, yıkanacaktı. Dışarıda sıra beklemeden koltuğuna oturabileceği bir berber dükkanı aradı. Tepe başında bir yere girdi. Oturur oturmaz aynadaki suratına baktı. İşte Güler'in gördüğü de buydu. Kolejde boks yaptığı zamandan kalma burnundaki belli belirsiz iz sanki bugün daha kızarmış gibiydi. Berber boynuna pamuk sıkıştırıyordu. Bitirince sordu. Nerede tıraş olursunuz beyim? Tümü de bu dümeni kullanırdı. Hiçbiri ondan öncekini beğenmezdi. Bir kere salt konuşmaktan kurtulmak için İngilizce bir şeyler geveleyince herif yarı Türkçe yarı il işareti acayip bir şaklabanlığa başlamış. Sonunda fazladan iki buçuk lirasını almıştı. Pantolon cebinden bir lira çıkarıp masanın ucuna koydu. Tıraş bitinceye kadar konuşmazsan bu teklik senin olur.'' Konuşursan geri alırım dedi. Öteki koltuktaki adamın gülerken dudağı kesildi. Berberin neşesi kaçtı ama attı. Tıraş bitince eve gidip yıkandı. Yıkanmazsa boyuna kaşınırdı. Akşamüstü fındıkla da önünde durduğu kumduracı vitrininin yarı aynalaşan camında kendini böyle pırıl pırıl görünce irkildi. Tüm bu tıraşlar, bu yıkanmalar, bu saç yatırma uğraşları Salt bugün onunla konuşacağı için miydi? Bilinçsiz biri olduğundan başka görünme isteği miydi bu? Başkalarının da en çok iğrendiğini yapmıştı. Elini yüzünde gezdirdi, kulağını kaşıdı. Belki bu da babadan kalmaydı. İnsanlara bütün çıkış kapıları kapalıydı. Kişi bilmeden de yapıyordu. Fakülte kapısından çıkanlar vardı. Durağa yürüdü. Görmeden gitsem bu daha kötüydü. Sırtını beton sıvaya dayadı. Bir sigara yaktı. Durak gittikçe kalabalıklaşıyordu. Eminönü tramvayı çoğunu alıp götürdü ama yeni gelenler vardı. Birden yolun ortasında güleri kendine bakarken gördü bir kızla bir erkeğin arasındaydı. Yakınında durdular. Çocuğun iki günlük sakalını kıskandı. Gözlüklüydü. En güzeli bugünkü soneydi. Ne yapayım sevemiyorum King Lear. Anlamıyorum nasıl? İşte geliyor. Hangisi acaba? Aksaray. Neyse bekletmedi. Tramvaya onların arkasından bindi. Güler'in bakışı onu aradı buldu. Bakma bana kızım görüyorsun. Hamam olanları gibiyim. İş yok bende. Sen o yanındaki gözlüklüye bak. Oysa Güler onun bir yakını olmadığını göstermek istiyordu. Çocuk kızların biletini de almak isteyince Güler'in kaşları çatıldı. Öteki büzülür gibi oldu. İçleniyordur şimdi. Kırık. Derslerde yakınıma oturmak ister. Hep bakar bakar. Umutsuz. Cebinde çakısı vardır. Kalemini açmak ister. Neydi o kızın adı? Aysel mi? Ayfer mi? Bir gün o korkunç yürüyüşte bana gelmiş. Kalemini uzatmıştı. Şunu açar mısın? Bas demiştim yalnız nasıl şaşırmıştı. Kızlar benden korkarlardı. Oysa o yıl iyi hal kağıdı çıkartmıştım. Hep o yuvarlak yüzlü kızı merak ederdim. Bakmazdı. İnce uzun çocukla birlikte gelip birlikte giderlerdi. Yetiyorlardı. Sanki çevreleri yoktu. Acaba gene öyle midirler? Niye olmasın? Acaba Güler erkeklere kalem açtıranlardan mı? Sanmam. Boyasız o, topuksuz. Karaköy'de indiler. Güler köşede yarı dönüp ona baktı. Az sonra o sokakta onunla konuşacaktı. Olmadı. Güler sokağa sapmadan yürüdü. Şaşırdı. Uyuyacağı bir yer mi vardı? Merak ediyordu. Tünele geçip kalabalıktan, gürültüden kurtulunca onu, insanların önce özene bezene yaptıkları, sonra beğenmeyip bıraktıkları bir yer duygusunu veren, tena sokakta yürürlerken anladı. Güler ona bakmış, yavaşlamıştı. Demek burada konuşmak istiyordu. İlk konuşmaları onun seçtiği sokakta olacaktı. Tepe başından toz koparana çıktılar. Artık hızlı yürüyordu. Apartmanın kapısından girerken dönüp baktı. Ertesi gün de konuşmadı. Bir gün önceki yerlerden geçtiler. Çarşamba günü, işte günlerin adını biliyordu. Güler yüksek kaldırımdan o sokağa gene sapmayınca sanki sevinir gibi oldu. Bitecek diye mi korkuyorum? Acelesi yoktu. Günlerin dolu dolu oluşu iyiydi. İki gündür sabahları kahvenin penceresinden onu okula giderken görüyor. Akşam Akşamüstü fakültenin önündeki durakta buluyordu. Karaköy'den sonra bu yürüyüş başlıyordu. Bu akşam uzayacak gibiydi. Güler sağdaki sokaklardan birine sapmış onu şimdiye dek hiç geçmediği yerlerden götürüyordu. Sessiz bir yerde durdu. O da durdu. Bıktıracağım kızı. Yarın oraya döndürmenin bir kolayını bulurum. Sonra döne dolaşa tünele çıktılar. Güler daireye giden merdivenlerden kuş gibi indi. O yukarıda kaldı. Kızım benim hiç mi topuğun ayakkabı vurmadı seni? İlk düzlükte durup yüzünü ona kaldırdı. Aralarında 20-30 ayak basmak. Aralarında 20-30 ayak basamak vardı. Kimseler yoktu. Yalnız bir koca karı, aşağılardan, her basamakta dura dura çıkıyordu. Dayanamayacaktı. Bu yüzün, o koltuk altındaki kılları keserken nasıl kırışacağını düşünmek istedi. Olmuyordu, bozamıyordu onu. Birden, yarın diye bağırdı. Yarın. 2. Sevgili B, eve gelince mektubunu verdiler. Nasıl sevindim bilsen. Hemen yazıyorum. Adresini bilseydim iki gün önce yazacaktım. Sen gidelim bana bir şeyler oluyor kimselere açamıyorum. Senin burada olmanı istiyorum. Görüyorsun bencilim. Sana unutmak istediklerini hatırlatacağımı bile bile daha da yazacağım. Gittiğin kasabayı merak ediyorum. Değil daha çok senin orada ne yapacağını. İki sabahtır araba tekerleklerinin gürültüsüyle uyanıyorum. Sonra o büyük suskunluk diyorsun. Alışacaksın. Bir sabah araba seslerini duymayacaksın. Buraya taşındığımızda ben de öyleydim. Bu akşam eski sokağımızdan geçtim. Evin karşısında durdum. O uzakta durdu. Gene konuşmadı. Orada çocukluğumun sokağında konuşacağız diyordum. Üç gündür fakülteden eve varınca değin hep arkamda. Neden konuşmuyor bilmiyorum. Kimden bahsediyor bu diyorsundur. Anlatacağım. Onu ilk defa cumartesi sabah Karaköy'de tramvay beklerken gördüm. Duymak istemediğin adı buraya yazacağım için bağışla beni. Erhan'a benziyordu. Ama daha yaşlı gösteriyordu. Ona benzemeseydi belki yüzünün biçimini unutur. Aynı günün akşamı, tam bizim kapının önünde, bir taksinin ezdiği kediyi seyreden kalabalığın kıyısında. Yanındaki adamın acayip kokusundan çekinmiştim. Onu bana bakarken gördüğüm zaman o kadar şaşmazdım. Tedirgin bir bakışı vardı. Kapıdan girerken ilk düşüncem artık oturduğum yeri bildiğiydi. Pazartesi günü akşamüstü fakültenin karşısındaki duraktaydı. Tesadüf olamazdı. Akademi öğrencisi sanıyordum. Nasıl olmuş da bugüne dek görmemiştim. Nihat'la Meliha vardı yanımda. Aynı tramvaya bindik. Neden erkek bakışlarını kışkırtırız? Nihat'ı bilirsin. Onun bakışlarından oradaki kadar hiç sıkılmamıştım. Bir de bilet almaya kalkmaz mı? Neyse, indiğim zaman arkamdaydı. Konuşacak diyordum, tenha sokaklardan geçtim, konuşmadı. Dün de öyle, bugün de. Bilirsin salıları ders üçte biter, çarşamba öyle sonu hiç yoktur. Ben elimdeki kitabı okuyormuşum gibi yapıp seminerin penceresinden durağı gözetliyorum. Dört buçuk sıraları geliyor. Seviniyorum. Bugün diyorum. Olmuyor. Üzgünüm. Dün gece Gülfer, vah canım seni de üzenler mi olacaktı demesin mi? Nasıl kızdım. Sevmiyorum onu. İşte söylüyorum. Kardeşimmiş. Olsun. Hep danslarda. Rahat ama. En çok babama şaşırıyorum. Nasıl bırakıyor? Bir yıldır değişti. Annem bildiğin gibi aldırmaz. Varsa yoksa babam. Bu kuşaktan bence sevgimi değiştirdi babamı bu kuşatkan bencil sevgi mi değiştirdi babamı? Ah işte hep kendim, hep çevrem. Ya sen be, sen ne yapacaksın orada? Dayını yengini anlat bana. Çocukları var mı? Seni o kasabada düşünmek ne saçma. Burada olsaydın, üç 4 gündür olanlar beni böyle şaşırtmazdı sanıyorum. Az önce tünelden daire yine merdivenlerin ortasında durup ona baktığım zaman yarın dedi. Yarın ne olacak? Sevgi dedikleri bu iç karışıktı, bu özlem mi yoksa? Nazım da böyle olmazdı. Ben yönetirdim. Üzgünüm. Hadi uzat ellerini. Somurttuğum zamanlar yaptığın gibi. Yanaklarımı tutup ger de güleyim. GT. 3. O sabah kahveci çayını ona sormadan getirdi. Demek müşteri olmak için altı gün yetiyordu. Yemek yediği lokantada garson, Ali Bey'in çorbası, ver Ahmet Bey'in bayıldısını diye bağırdıkça şaşardı. İnsanlar hep aynı yere çeken neydi? Kahveciye kızdı. Onda müşteri olacak surat var mıydı? Bir daha buraya gelmeyecekti. Dışarıda yağmur yağıyordu. Sigarasını yakarken apartmanın kapısında onu gördü. Az durmuş, başlığını kaldırıp her sabah geçtiği sokaktan yana yürümüştü. Neden durağa gitmiyor? Ayakları ıslanacak. Bu kahrolası tramvaylar, otomobiller sürüsünde ona yer yok mu? Neredeyse onu okuluna bir taksiyle götürmeye kalkacaktı. Birden parası olmadığını hatırladı. Dün gece yediği yemeğin parasını verince iki buçuk lirası kaldığını fark etmişti. İşte akakça en gerektiği anda olmuyordu. Ayakları ıslanacaktı. Elindeki izmariti tabloya bastırdı. Bir sigara daha yaktı. Pencerenin ötesindeki puslu yoldan geçen taşıtları tıktım tıklım dolduranlar, çelik takırtısının insan sesine boğduğu fabrikalara, derin karanlık maden kuyularına gidiyor gibiydiler. Tıkanıktılar, bezgindiler. Güneş çıksa, yıkanmış taşlarda bir ışısa, yoksa bu yağmur akşamüstü de yağacak mıydı? Önündeki masada duran boş bardağı almaya uzanan eli görünce şaştı. Altı parmaklıydı. Baş parmağı bitişik bir küçük, bir lüzumsuz parmağı daha vardı. İleride bu altıncı parmağın hikayesini yazacaktı. Kahvecinin sesini duydu. Yenisiniz galiba beyim. Evet dedi düşünmeden. Hangisinde çalışıyorsunuz? Bu adam neden bahsediyordu? Ne demeli şimdi? En yakınında dedi. Kahveci biraz düşündü, başını salladı. En iyisi de odur dedi. Ocağa doğru yürüdü. Bu en iyisinin ne olduğunu hiç öğrenemeyecekti. Merak bile etmiyordu. Yağmur denince çıkacak bankaya gidecekti. Az sonra kahveci yanına gelmiş. Saat dokuz beyim diyordu. Başını çevirdi. E ne olmuş dokuzsa? Geç anladı. Kalktı. Adam onu çalıştığı işe gönderiyordu. Salt bir eli altı parmakta diye mi kızmadı ona bilmiyordu. Yılda üç dört kere ayaklarının böyle geriye geriye gittiği olurdu. Bugün üstelik yağmur yağıyordu. Dükkan saçaklarının altından yürüyordu. Bankaya yakın yağmur dindi. İçeride sıra beklemeler, imzalar. Şuraya lütfenler olurdu. Sıkılırdı. Yalnız bu muydu? Ya oradakilerin arasındayken duyduğu, elini paraya uzattıkça artan o utanca benzer duygu. Kulağını kaşıdı. Ensesine saçaktan bir damla su düştü. Taş basamakları koşarak çıktı, kapıyı itip girdi. Her sefer önce yazı makinelerinin bu korkunç tıkırtısını duyardı. Birbirine çarpan çeliklerin sesini andırıyordu. Sonra başka sesler de ayrılırdı. Kağıt ışırtısı, konuşmalar, sandalye gıcırtıları. Bodur sütunlu kocaman salonda çalışanlara baktı. Yoksa sağır mıydılar? Banklardan birinin önünde durunca şuraya lütfenler başladı. İçinden hep şimdi bitecek diyordu. Veznenin deliği önünde parayı sayan, her gelişinde bir daha göremeyeceğini sandığı o yaşı belirsiz gözlüklü adamdı. Merhaba sokak. O yokken güneş çıkmıştı. Karşı duvardaki afiş, boş yere azap çekmeyin, bir derman için diyordu. Üstündeki kadının yüzünün yarısı yoktu. Dermağım kesildi. En kucağımdan da biraz yürü demişti. Kim? Ateşiniz var mı abi? Kara saçlı bir çocuktu. Bir kibrit çakıp uzattı. Ellerini eğilip sigarasını yaktı. Okuldan mı kaçmıştı? Soracağı sıra çocuk. Eyvallah deyip yürüdü. Birden Güler'i hatırladı. Sanki onu çoktan beri düşünmemiş gibiydi. Tünele çıkan merdivenlere doğru yürüdü. Dün akşam onun kendisine baktığı yerde durdu. Orada yukarıdaydım. Beni nasıl görüyordu acaba? Yarın demiştim. Bugün öğreneceğim. Kalan basamakları çıkarken saydı. 22 ayaktı. Haşeti uğrayıp kitap arayacaktı. Öğleğin tepe başında lokantadan çıkıp durağa gelir gelmez işittiği bir çatana düdüğü ona köprü altının Haliç'e bakan kıyısındaki o kahveyi hatırlattı. Karşı durağa geçti. Orada bir düdük acı acı öterdi. İlk gelen travmaya bindi. Cebinde D. Thomas'ın hikayeleri vardı. Merak ediyordu. Orada da okuyabilirdi. Kadıköy iskelesine indi, tam köprünün altında bir adam balık avlıyordu. Omuzsuz gibiydi. Sağa döndü, masaların ikisi de boştu. Boyasız tahtı iskemleye oturdu. Küçücük kahvehane çımacılar, hamallar, sandalcılar girer çıkardı. Geçen yıl Lora ile oturdukları masa bu değil miydi? Kız sandalcıların bakışından korkmuştu. Buyurun. Kahve. Orta şekerli olsun. Kitabını çıkardı. Belki Lora Amerika'ya gitmişti. Belki şu anda dilinden düşürmedi o gölün kıyısındaydı. Oh my Eri. Ama orada daha sabahtır. Clevelandlıydı. Kahveci fincanı masanın üstüne bıraktı. Salt et. Hold me honey. Büyük kalçalı. Kahveden bir yudum içti. Az kıllı bacaklar. Bir kere bu kılları çekmiştim.'' Ay, are you crazy? Neden kadınlar bana hep deli misin derler? Güldü, bir sigara yaktı. Önce hikayelerin adlarına baktı. Şehrin en gürültülü yerindeydi. Denizin üstü bile doluydu. Ama okumaya başlayınca duymadı. Yine de kendi içinin derinlerine sinmiş dağınık, dikkatsiz bir başka kişi, sanki kitap okuyanla ilgisiz, masanın üstünde durmadan ilerleyen güneş çizgisini, öbür masaya oturup kalkan insanları, geçen kayıkları, yarı görüyor, yukarıdan geçen arabaların köprünün ek yerinde çıkardıkları trak trak sesini, eskiden bu iki trak arasındaki zaman süresinden arabanın hızını anlardı, en çoğu bu sesi işitiyor, okuyanın zaman bilincini büsbütün yitirmesine engel oluyordu. Sabahları geç kalkmaya alışmış bir insan. Bir gece yatarken yarın erken kalkmam gerek diye düşünüp ertesi sabah istediği vakitte uyanınca nasıl şaşarsa. O da saatine bakınca öyle şaştı. Dörde beş vardı. Beşe beş kala saati. Önünde sık sık eliyle saçlarını düzelten kızın kolunda görmüştü. Güler'le aynı tramvayda gidiyorlardı. Biliyordu. Ona bir şeyler anlatan arkadaşını dinlemiyordu. Neden umutsuz bakıyor bana? Yoksa dün akşam içimden mi bağırdı? Üç kişinin arkalarında sürtünerek onun yanına vardı. Güler'in bir yeri tavandan sarkan kayışta, öbürü kalçasına bastırdığı çantasındaydı. Dün gece dörde katladığı küçük kağıdı cebinden çıkarıp çabucak elin ayasıyla çantanın derisi arasına sıkıştırdı. Göğsüne değen koldan çekilip bu elin yapacağını görmek istedi ama göremedi. Çantayı önüne kaydırmış, arkadaşına güle güle deyip ön kapıdan yana yürümüştü. Az sonra yokuşu çıkarlarken kendi budaladığına şaşıyordu. Kağıdı alır almaz okuyacağını sanmıştı. Okumayacak. Kendiliğinden dönmez mi oraya? Hayır. işte geçiyor. Birden hızlanıp ona yetişti. Koluna değdi. Durdurdu. Koyu maviydi. Neden bu... Sesinin böyle tarazlı oluşu tuhaftı. Kahve. Orta şekerli olsun diğeri beri ağzını açmamıştı. Ondan mıydı? Neden bu sokaktan geçmiyorsunuz? Bilmem ki. Gelin oradan gidelim. Yan yana ilk yürüyüşleriydi. Galata Kulesi'ni geçtiler. Bir şeyler söylemeliydi. Öksürdü. Kafasında sabahki yağmurdan sonra bu hava ne hoş değil mi cümlesi kuruluydu. İlla havadan mı bahsedecekti? Bu cümleyi söylemeyecekti. Ama kafası tutuk tıkanık gibiydi. Sanki bunu söylemeden önce başka bir şey diyemeyecekti. İçine bir umutsuzluk sardı. Yanındaki kızın ayak kaplarına baktı. Kahverengi giydiler. Birden ferahladı. Bu sabah ayaklarınız ıslandı dedi. Islandı mı? Fark etmedim ben. Yağmurda yürümeyi severim az durdu. Siz nereden gördünüz? Gördüm. Dört gündür sabahları da görüyorum sizi. Evden çıkarken. Artık kolaydı. Sesi kelimelere tıpatıp uygundu. Yüzünü yandan görüyordu. Güler ona baktı. Biliyorum daha önce konuşmadım diye şaşıyorsunuz. Burada olsun istiyordum. Ne var burada? Daha iyi olacaktı. O gün bu sokakta arkanızdan yürürken bana öyle geldi. Sokak bitince ikisi de ''Ee şimdi?'' der gibi durdular. Bir daha ne zaman buluşacağımızı sormam gerek galiba. Burnuna bakıyordu. İnsan burnunun da güzel olabileceğini hiç düşünmemişti. En gücünü atlattık dedi. Anlamadım. En gücünü, ilk konuşmayı. Sesi hızlandı. Eve gideceksiniz değil mi? Vazgeçin, biraz uzatalım bunu. Daha erken sayılır. Var mısınız gidip asfalttaki sıralardan birine oturalım? Varım dedi gülerek. Karşıya koştular. Az sonra Kasımpaşa'ya doğru Sarkan uçurumun kıyısında yürüyorlardı. Dönüp dönüp Haliç'e bakıyordu. Güler, ''Işıklar yanınca daha da güzelleşir.'' dedi. ''Bu yolu sever misiniz?'' ''Çok. Bazen elimde bir kitap bir sıraya otururum. Ama rahat bırakmazlar. Ne çok delikanlı vardır burada.'' Laf atarlar. O zaman insana dünyada en kötü şey kadın yaratılmakmış gibi gelir. Boş bir sıra bulup oturdular. Güler'in çantası aralarında kaldı. En kötüsü güzel burunlu yaratılmaktır. Adınız Güler değil mi? Ben daha sizinkini bilmiyorum. Öğreneceksiniz. Bence insanın adı onunla en az ilgili olan yanıdır. Doğar doğamaz o bilmeden başkaları veriyor. Ama yapışıp kalıyor ona. Onsuz olamıyor. Sustu, bir sigara yaktı. Bakın şimdi adımdan daha önemli bir şey biliyorsunuz. Sigara içtiğimi. İşte bir başkası. Bütün bu sizler, izler, uzlardan sıkılırım ben. Yapmacık, fazlalık gibi gelirler bana. İkinci konuşmamda sen diyemeyeceğim biriyle bir daha konuşmam. Ne dersiniz? Galiba sizi anlıyorum. Yanılıyorsun. Siz anlanamaz, sen anlanır. Bazı kitaplarda sizi seviyorum okuyunca gülerim. Sanki siz sevilirmiş, sen sevilir değil mi? Seni anlıyorum, kızardı. İşte ilk konuşmalarında bile diyebilmişti. Onu söyletinceye dek zorlamadım mı? Olsun dedi ya. Ayşe üç gün dayanmıştı. İçindeki bu katkısı sevinç neydi? Aradığının bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemişti. Nasıl bakıyorlardı birbirlerine? Haliç'te yanan ışıkları bile görmediler. Elindeki küçülmüş sigara yattı. Hep gözlerini merak ederdim dedi. Şimdi biliyor musun? Biliyorum. Koyu mavi. Bir daha bak. Saçlarını geriye silkip yüzünü ona yaklaştırdı. Ellerine kuru çam yaprakları batıyordu. İlkokulun bahçesinde dökülmüş çam yapraklarını toplardı. Böyle acıtmadan batardı saçlarına dokunmak istiyordu. Tanıyamıyordu elini, sanki özgürdü, başına buyruktu. Bir küçük çocuk ayaklarının yanına eğilip topunu aldı. Yakınındaki yüz çekildi. Ah bak ışıklar yanmış. Baktı, aşağılarda pusarık bir akşam vardı. Pusun içindekiler de mutluydular. Şimdi Atatürk Köprüsü'nün korkuluklarına dayanmış olsalardı, onun saçlarını okşardı. Artık parmakları karıncalanmıyordu. Eli onundu. Arkalarındaki asfalttan geçen otomobillerin fısıltısını duyuyordu. Döndü, gülerde döndü. Gene buluştular. Akademide öğrencisin değil mi? Hayır, güldü. Ben de hep yanılırım. ama sen de yanılmadım. İlk gördüğüm gün bildim öğrenci olduğunu. Aralarındaki çantayı gösterdi. Belki bunun yüzünden. Sol elindeydi, kalçana bastırmıştı. Benim işimi bilemezsin. Ben, susun. Dili sürçmüştü. Başlarda böyle olurdu. Söyleme. Öbür buluşmamıza kalsın. Yarına. Yarın öğle sonu okula asar mısın? Birden arkalarındaki o korkunç fren gıcırtısıyla ürperdiler. Yüzü buruşurken dönüp baktı. Demek ki çocuk tekerleklerin yanına eğilmiş topunu alıyordu. Arabanın ön penceresinden uzanmış surat bağırıyordu. Katil olacağız be! Yok mu bu piçin anası? Bıyıklıydı. Bu yüzü eskiden bir yerde görmüş gibiydi. Birkaç kişi koşuştular. Bir kadın çocuğu dövdü. Dayak yiye yiye bu şehirde yaşamayı öğrenecekti. Hep tetikte olacaktı. Yasak da dalgınlık. Daldı mı büyük şehir insanı kornalar, çanlar, küfürler, gıcırtılar, çarpmalarla kendine geliyordu. Güler'e baktı. Onlar da mı dalmıştılar? Yoksa bu şehir onları da mı kendilerine getirecekti? Güler, yarın olmaz, cumartesi saat 2'de. Taksim'de, saatin altında buluşuruz dedi. Olur. Geç oldu, gideyim artık. Çantasını alıp kalktı. Sıranın arkasından bir elini uzatıp onun yüzüne değdi. Sakalın bir günlüktür parmaklarını öpmek istedi ama öpmedi. El çekildi. Hadi hoşça kal. Güle güle. Cumartesiye. Evet. Gitti. Arkasından bakmadı. Şimdi dönecek. Yarın diyecek. Yarın öğleden sonra buluşalım. O gıcırtıdan önce dudakları elbet asarım demeye hazırlanmıyor muydu? Oturabilir miyim? Başını çevirirken yüreği duracakmış gibi çarptı. Değildi. Boyalı bir kadındı. Sıra belediyenindir dedi. Kadın kıkırdadı. Birden deminki şoförün suratını nerede gördüğünü hatırladı. O gece dayak yediği terzilerden biriydi. Kalktı kadının önünde durdu. Bu akşam yemeği benimle yer misiniz dedi. Aa ne sandınız beni siz? Benim siz yaşta oğlum var. İçinde dayanılmaz korkunç bir gülme isteği kabardı. Kendini güç tuttu. Tanrı bağışlasın dedi. O gece evinde yatmadı. Sabaha karşı bir erkenci taksiden inip içeri girince kapıyı sürgüledi. Çok yürümüştü. Bitkindi. Soyunup yattı. Tabanları sızım sızımdı. Kuru çam yaprakları, uzun örülmüş saçlı kızın ellerine batırmıştım. Öğretmenim, yaramaz seni. Neden dokunmadım saçlarına? Cumartesiye dedi. Ayakları ıslanacak. Ayaklarım, ne işim vardı alemlerde? Taksi, gıcırt, nasıl üşüyordum? Boş yere azap çekmeyin. Bir derman için. Yarım kadın, sar mı bunlar? Hep daracık korkuluksuz köprüdeyiz. Yarın saatin altında, korkuluksuz köprüdeyiz. Korkuluk, korku. Uyudu. Cumartesi günü uzanmış kitap okurken odaya Elen'i girdi. Avukat telefon etmişti. Onu acele görmek istiyordu. Tramvayla gitti. Büro bir buçuk yıldır hiç değişmemişti. Aynı parlak ceviz masa, aynı meşin koltuklar, aynı avukat. Koltuklardan birine oturdu. Uzatılan tabakadan bir sigara aldı, yaktı. Çay ister misiniz? İstemem. Demin buradaydı. Kim? Şu sizin dayı oğlu. Vermedin ya. Hayır verme demiştiniz. Ama acıdım ona. Çoluk çocuk diyor. Başlamaz olsaydım şu eve diyor. Biliyorsunuz dükkene tutandan öğrenmiş burasını. Onu bir görsem bilirim yardım edecek bana diyor. Etmem. Görmek de istemiyorum. Akraba çiftliği değilim ben. Avukat ona bir tuhaf bakıyordu. Geçen defa siz ki demişti paraya el sürmek bile istemezsiniz. Elbet anlamayacak. O da hısım akrabaya gönülsüz yardım edenlerden değil mi? Öf sıcak burası. Kalktı. Hanın merdivenlerini inerken birden hızlandı. Ne gelmişti aklına? Taş basamaklar bitmeyecek gibiydi. Dışarı çıkınca köprüye doğruldu. Hızlı yürüyordu. Kadıköy iskelesinde durup bir gazete aldı. Az daha yürüyüp köprünün altına saptı. Oradaydı. Gene evvelsi günkü yerine oturmuş balık avlıyordu. Haliç'ten yana köşeye varınca durdu. Demirlere yaslanıp bir sigara yaktı. Adamın omuzları yoktu onu böyle Modigliani'nin bir portresine benzetti. Yanındaki küçük yassı sepette kıpırdak balıklar vardı. İç cebinden çıkardığı yüzüğü pantolon cebine koydu. Sigaradan bir nefes daha çekip denize attı. Balıkçıya yaklaştı. Vay baba sonunda tuttun bunu ha. Sepete eğildi balığın birini kuyruğundan tutup kaldırdı. Lüfer mi diyeceksin yoksa? Yok canım kazıklayacağım sanma. Kaç yıllık balıkçısın bilirsin elbet. Bir yandan balığı demin aldığı gazeteye sarıyordu. Bitirdi. Huza balığı bu. Hanidir yemedim. Yüz lira yeter mi? Sus daha çok isteme. Fazla param yok. Yüzlüğü adamın eline sıkıştırdı. Koşar gibi uzaklaştı orada. Önünde biti veren basamaklardan, köprünün üstüne çıkarken çevresindeki gürültü sustu. Yoksuldan çalıp Tanrı'ya verdi. Tanrı'ya değil, bilirsin. Hem ben çalmadım. Ama verdiğin çalınmış paraydı. Ne yapsın insan, kaldırıp denize mi atsın kendini? Bu dünyada onun başka türlüsü yok. Var, alın terinin kazandığı. Sus onları da bilirim. Çalamadıkları, kolayını bilmedikleri için terlerler. Görmedin mi balıkçıyı? Yüzlüğü almadı mı? Balıkçı senin neden verdiğini anladı. Huza balığı dediğin zaman. Önce kendi sesini, sonra çevresindeki gürültüyü duydu. Basamaklardan inen kadın esen yel açmasın diye eliyle eli eteğini bastırıyordu. Gelip geçenlerin içinden bir adam durmuş ona bakıyordu. Neyiniz var kardeşim? Hiç biraz başım döndü. Bir şey ister misiniz? Hayır geçti sağ olun. Yürüdü. İşte onu çağırıyorlardı. Aralarında olsun, taşıtlara binsin, ilaç içsin, işesin, yemek yesin istiyorlardı. Elindeki gazeteyi yanından geçtiği direğe bağlı bir çöp kutusuna attı. Ama bu çağrı süreksizdi. Onu bir bildiler mi gitsin gitsindi, yaşamasındı. Birden kafasına bugün saat de bir şeyler yapacağı düşüncesi gelip takıldı. Saatine görmeden baktı. İki çeyrek kala Taksim'de, köşedeki kahvenin üst katında. Önündeki pencereden alana bakıyordu yemeğini isteksiz ödev yapar gibi yemiş, çıkıp buraya oturmuştu. Arkasından konuşmalar, tavla şakırtıları geliyordu. Alanın birisinde, altında buluşacakları saatin yelkovanı kendini sıkıp biraz kıpırdayarak ikiye on kalayı gösterdi. Gitmeyecekti. Onu buradan seyredecekti. Ne kadar bekleyeceğini merak ediyordu. Tramvaylar durup gidiyor, gene de durakta kalanlar oluyordu. Onu görür görmez başka türlü giyinmişti. Neredeyse tanımayacaktı. Altında durduğu saate baktı. 2'yi 7 geçiyordu. Geç geldi diye kızdı. İyi ki gitmemişti. Yoksa dudaklarından boyamıştı? Belli olmuyordu. Uzakçaydı, bakınıyordu. Sonra ileri geri gezindi. Onunsa midesi ekşiyordu. Kusak kaynaması dedikleri bu olacaktı. Gecikmesi bindiği taşıtın bir aksaklığından olamaz mı? Saatin direğine yaslandı. En kötüsü bile yedi dakikalık bir kendine önem verdirme yapmacığı değil mi? Ya benim bu yaptığım? Düpedüz ergelelik. Güler sol bacağını büküp topuğunu elledi. İki yanına baktı, başı az eğik bekledi. O zaman içine acımsı bir yumuşaklık, gevşeme, esirgiyen, erkekçe buruk bir duygu yayıldı. Beni bekliyor o. Bense kalkarken sandalyesi devrildi. Basamaklardan atlayıp durağa seyirtti. Yüzünü Güler'in onu görünce ışıyan yüzüne yaklaştırdı. Hadi vur, vur bana dedi. Güler'in ona nerede kaldığını sormaya açılan dudakları kapandı, gözleri büyüdü. Yakınlarda duranlar dönmüş onlara bakıyorlardı. Ne oluyorsun yapma. Önce vur bana. Her gelenin biriyim ben. Yapma gülünç oluyoruz. Çevresindeki sırıtkan suratları görünce ikisi kadındı. Onu kolundan tutup karşı kaldırıma koşturdu. O gece güler. Bereket oralarda bir tanıdık yoktu diye yazacaktı. Sıra servilerde bekleyen taksilerden birine girdiler. Şoför dönünce Karaköy'e dedi. Güler'e baktı. Dudaklarının az boyalı olduğunu fark etti. O an için hiçbir şey umurunda değildi. Elini tuttu. Hep dün öğle sonu okula asmadın diye. Yukarıdan sana bakıyordum. Duraktaydın. Bir ara gezindin. Yedi dakika geç geldi diyordum. İnmeyecektim. Sonra dizini büküp topuğunu elledin. Vurdu mu? Yeni mi ayak kapların? Neden dün öğle sonu buluşmadık sanki? O pis gıcırtı yüzünden mi? Ya ben? Nasıl pişmandım. Akşamüstü diyordum. Durağa beni görmeye gelecektin. Ama gelmedin. Birlikte dönecektik. Bu kere yan yana diyordum. Üç tramvaya binmedim. Neden gelmedin? küsmüştüm sana. Güler şoförün dinlediğini fark edince artık konuşmadı. Az sonra araba durdu. Adamın parasını verdi. İndiler. Nereye gidiyoruz biliyor musun? Hayır. Seni ilk gördüğüm yere. Tatlıcıya girince baktı. O günkü masadan iki adam kalkıyordu. Sanki her şey onlar için hazırlanıyordu. Oturdular. Arkalarda dükkanın az ışıklı yerinde oturan bir adam çoktandır onları seyrediyordu. Kız böyle güzel olmasa belki de gidenmezdi. Erkek eh kötü sayılmazdı. O olsa kızın karşısına bir günlük sakalla çıkmazdı. İtoğlu bilmiyor muydu? Bir saattir neler bulup söylüyorlardı kim bilir. Nasıl sevişken yakın. İnsan arada kaçamaklar yapmalıydı. Kadınlar yolda hep burunlarının doğrusuna bakarlardı. Uğraşmak gerekti ama vakit yoktu. Nerelerde sürtüyordun gene? Surat bir karış. Beş yıl önce Selma sevgilisiydi. Şimdi karısı. Ya o? Bizimki. Kaçamak bile yoktu. Bir gün al şu kızı. Kapan bir odaya önce dizlerinden kucakla. Ağır ağır kalkarken eteği kollarına kalksın. Gözlerine değil, bacaklarını avuçlarınla görürsün. Donu açık pembedir. Hiç yoktan daha kışkırtıcı. Dudaklarında dur ısır da inlesin. Silkindi. Biliyordu evine gidecekti. Geç bile kalmıştı. Kalktı, yanlarından geçerken kız, ona güneş gözlüğü almıştık diyordu. Kapıyı çekti gitti. 4. Sevgili B, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Üç günde sana ikinci mektubum bu. Ama hani ilkini yazarken ki tedirginliğim sanki bunu bir başka güler yazıyor. Sevinçli, mutlu bir güler. Tanıştık onunla. En iyisi köşeden başlayayım. Hatırlarsan Karaköy'de gözlükçüden çıktıktan sonra durduğumuz köşeyi. Sen illa orada ayrılmamızı istemiştin. Öpüşmüştük. Öpüşmeseydik ki onunla tanışamayacakmışım. Bugün onunla oturduğumuz tatlıcıdan bizi görüyormuş. İnsanların sokakta hep ezberlenmiş hareketler yaptıklarını düşünüyormuş. Ayrılacağımız sıra içinden bize el sıkışın diye bağırmış. Oysa biz öpüşmüştük. Köşeye koşmuş, bir an durmuş orada. İkimizi de görüyormuş. Sonra benim arkamdan yürümüş. Darılma sakın, benimle geldi diye seviniyorum. Seninle gitseydi evini öğrenecek ama seni bir daha göremeyecekti. Üzülürdü. O gün bir şeyler olacağını beklediği köşenin onu aldattığını sanırdı. Onun bir de sokağı var. İnsanların ortak duyarlığı bu galiba. Hep öyle değil miyiz? Benimle ilk defa o her gün geçtiğim sokakta konuşmak istiyormuş bense şaşkın, onu tenha sokaklardan geçiriyordum. Utanır sanıyordum. Beni gelin buradan gidelim diye döndürdü, o sokakta anlattı bunu. Gidip toz koparandaki sıralardan birine oturmamızı istedi. Bir var mısınız dedi, bilsen varım dedim. Ah işte tutturdum gidiyorum, karıştırıyorum değil mi? Bunlar perşembe günü fakülteden dönerken oluyordu. Tramvayda yanıma gelmiş, elime küçük bir kağıt sıkıştırmıştı. Cebime koymuştum. Sık sık aklıma geliyordu. Sıraya oturunca unuttum. Orada sigara içtiğini. Siz diyemediğini öğretti bana. Düşün ilk konuşmamızda ona sen diyebildim. Tam işini söyleyecekken susturdum onu. Öbür buluşmamıza dedim. Ama bugün de öğrenemedim işini. Konuşulacak öyle çok şey var ki. Dün buluşmadık. Yarı kalanın kazadan önce yarın okulu asar mısın demişti. Arkamızda az kalsın bir çocuk ezilecekti. Hocayı düşündüm. Güler Hanım cuma günü teşrif etmediniz derdi. Cumartesi için sözleştik. Giderken o kalkmamıştı. Yüzüne dokundum. Eve girince anneme akşama ne yemeği olduğunu sordum. Patatesli tas kapaması dedim. Boynuna sarıldım öptüm. Canım anneciğim benim dedim. Ne oluyorsun kız deli? Odama koşup kağıdı okudum. Kule dibinden o sokağa dönün yazılıydı. Güldüm. Buymuş işte. Bugün Taksim'de saatin altında beni çok bekletti. Oysa gözetliyormuş beni. Dün okula asmadım diye küsmüş. Gelmeyecekmiş. Bir ara dizimi büküp topuğumu ellemişim. O zaman bana koşmuş. Görüyor musun insanların geleceği nasıl ufacık, bilmeden yapılmış bir harekette değişiyor. Önümde durup yüzünü uzattı. Hadi vur bana dedi. Nasıl şaşırdım bilsen. Duraktakiler sırıtıyorlardı. Yapma diyordum, gülünç oluyoruz. Beni kolumdan tutup karşıya koşturdu. Bereket oralarda bir tanıdık yoktu. Sıradaki taksilerden birini atladık. Karaköy'e, o tatlıcıya gittik. Arabada beni öptü. Bunu yalan olduğunu biliyoruz. Neden yazdı bunu acaba?'' Evde daha kimseye söylemedim ama bir şeyler seziyorlar. Bu akşam babam bu neşe ne kızım diyordu. Gülfer bu sıra bir üzgün bir neşeli o dedi. Sen sus dedim. Neden susacakmışım? Hakkım yok mu konuşmaya? Var ama benim hakkımda değil dedim. Dilini çıkardı. Kopasıca. Annem kızlar kızlar dedi. Ne dersin? Söylemeyeyim değil mi? Canım be neden burada yoksun? Yarın gene buluşacağız. Melihalara diye çıkarım. Daha pek tanımıyorum onu ama seviyorum deme hoşuma gidiyor. Ya sen ne yapıyorsun? Bana yaz. Gözlerimden öperim. GT. 5. Duvardaki saat doğruysa en çok 21 dakika sonra burada olacaktı. Bugün de vaktinden önce geleceğini sanıyordu. 10 gündür 5 kere bu büyük çok masalı, kişiliksiz pastanede buluşmuşlar. Hep vaktinden önce gelmişti. Öyle sonları fakültede olduğu günler, onu fındıkta da bir küçük kahvede bekliyor. Gelip camın önünde durunca kalkıyor. 7 yıl önce canı sıkıldıkça okuldan basıp yürüyü verdiği zamanlar geçtiği aynı yokuştan Taksim'e çıkıyorlardı. Artık Güler'in akşamları eve dönüş yolu değişti. Tramvay yoktu. Yangın kuleli sokak yoktu. Başka ne yoktu bilmiyordu. Geçen pazartesi o yokuşta susuz eski çeşmenin önünde durmuşlar. Ona üstündeki sahibül hayrat velha fındık dalı Mehmet Ağa yazısını ilk gecelediği günü anlatırken hayatlarının onca en önemli konuşmasını yapmışlardı. Kısacıktı. Demek dört ay dayanabildin. ''Peki şimdi ne yapıyorsun?'' ''Üç gündür bir türlü işini soramadım.'' ''Tahmin de edemiyorum.'' ''Edemezsin. Çünkü ailem ben.'' İşte böyle gelirinden bahsedip onu hazırlamadan birden söylemişti. Yüzüne bakıyordu. Gülmüş. ''Ah'' demişti. ''İyi dayanabiliyorsun.'' Elbet şaşacaktı. Ama yüzünde görmekten korktuğu o kırılma, o küçümseme ifadesi yoktu. El ele yürüdükleri zaman ''Sen Fındıklılı Mehmet Ağa'nın tarihini okudun mu?'' diye sormuştu. ''Hayır.'' Ben de okumadım. Ama bu sıra bulup okuyacağım onu. Garsonun masaya bıraktığı portakal suyunu bir solukta içti. Susamıştı. Az önce yediği sucuklu yumurtadan olacaktı. Lokantadaki garsondan sucuklu yumurta isteyince, ''Bastırmamız çok iyidir efendim. İsterseniz pastırmalı yaptırayım.'' diyen adama diktik. ''Sucuklu istiyorum.'' demişti. Buradaki garson öyle değildi. Konuşmaya yeltenmiyordu. Ayrılırlarken masanın ucuna fazladan bıraktığı parayı alıyor, arkalarından güle güle bile demiyordu dese Güler'le beş seferde bu aynı yerde değil, gene buna benzer gerini çıkanı bol bir başka pastanede buluşurlardı. Buraya her gelişinde adamın işinden atılmamış olmasına şaşardı. Atılsın yerine sulu, yılışık gerçek bir garson gelsin de Güler'le hep bu masada buluşmasınlar istiyordu. Alışmaktan korkuyordu. Böyle giderse bu masa sevgililerin kutsal yeri olacaktı. Bir yerleri olması kötüydü. Sonra insan kendinin değil, o yerin isteğine uygun yaşamaya başlardı gene de içinin bir yanı onunla buraya oturmaktan. Altında dizlerini kendininkilerin arasına almaktan, kimselerin tedirgin etmediği bir konuşmaya dalmaktan hoşlanıyordu. Öyle olmasaydı evvelsi gün burada otururlarken Güler, ''Dünyadan çok şey beklemiyorum. Üç oda, bir mutfak, sevdiğim adam, biri kız, biri oğlan, iki çocuk.'' deyince, ''Yalnız adam bıkıp kaçsın, çocuklar kuş palazına tutulsunlar diye mi?'' der demez ürperirdi. Bu sözü başka bir yerde işitseydi. ''Bu kız beni eli paketlilerden biri yapmak istiyor. Onlar için yaratılmış. Benim aradığım değil o diye düşünür. Belki çeker giderdi. Güler eli öyle güzeldi ki ona kırgın kırgın bakmış. Ah demişti. Biliyorum bir gün olacak bu. Olacak dediği neydi? Beklediği şey mi yoksa sevdiği adamın bakıp kaçması mı? Garson portakal suyu bardağını kaldırırken masanın kıyısına bir gazete koyup çekildi. Bununla dördüncü seferdir okumadan durduğunu bile bile bu gazeteyi Güler gelmeden getirip masaya bırakıyordu daha ilk getirişinde anlamıştı. Yumruklarını sıkmış, bir şeyler söylemesini beklemişti hep. Ama garson konuşmamıştı. Adam bir gün önce olanların farkındaydı. O gün buraya ikinci gelişleriydi. Güler bir ara kız kardeşinden bahsetmişti. İşte kardeşini sevmediğini söyleyebilen bir kız. Az şey değil bu, diye düşünürken onun sigara küllüyle oynayan elini görmüştü. Sesini duyuyor, söylediğini anlayamıyordu. Ellerine, dudaklarına, gene o kurumuş çam yapakları batıyordu. Küllükle oynayan el başına bir şeyler geleceğinden kuşkulanır gibi az titremiş, geri geri çekilmişti. Çekme elini, bir şey yap. Öpmek istiyorum onu. Şimdi. İnanmamış gülmüştü. Nasıl olur? Deli misin? Sana bir çare bul dedim. Yoksa yanına gelip öpeceğim onu. Gözlerinin öyle büyümesini hoştu. Doğrulurken dur demişti. Otur. Elimi uzatıp yanağındaki tütün kırıntısını alacağım. Uzatmış dudakları değer değmez çekmişti bütün çekingenliğine, yüzünün sararmasına rağmen böylesine istenmekten hoşnut değil miydi? Gözleri nasıl parlamıştı? Kimse görmedi sanmışlardı. Ama o garsonun fark ettiğini biliyordu. Gazeteyi bir daha bu eli öpmeye kalkışırsa başkalarına göstermesin diye getiriyordu. Hem bir daha olmamıştı. Masanın üstünde o dörde katlı gazete durdukça olmayacaktı da. O gün hava kararınca evine yakın bir tenha sokakta onu öpmüştü. Güler titremiş, canım demişti. Benim deli sevgilim. Bir sigara yaktı. Onun deli sevgilisi. İşte ben buyum. Merhaba. Başını kaldırdı. Karşısındaydı. Onun deli sevgilisi. Sen niye akıllısın sanki? Bugün çantasız gelişin iyi. İğrenç kadın çantaları. Sokakta ellerin boş boş kalmıştır. Merhaba otursana. Oturdu. Çok oldu mu gerili? Bilmem. Duvardaki saate baktı. 18 dakika olmuş. Bugün yarım saat önce gelecektim. Sonra ya onu bulamazsam dedim. Ekleyeceğim. Herkes bana bakacak. Dinlemiyordu. Garsonun yaklaştığını görmeden biliyordu. Güler. Portakal suyu dedi. Sen de ister misin? Evet. İki olsun. Adam çekilince masanın altında dizleri birbirine buldu. Biraz kıpırdayıp her zamanki durumlarına geldiler. Tadı denenmiş durum. Başkası yok mu? Neden kadınlar da değişiklik aramıyorlar? Niye benimkileri kendi dizleri arasına almıyor? Hadi diyelim pantolonla eteklik meselesi bu. Ayağıma da basamaz mı? Garson bardakları masaya koyup gidince Güler, ne garson bu, dilsiz galiba dedi. Acaba, bak bunu hiç düşünmemiştim. Güldüler, birlikte gülündü mü insan rahatlıyordu. Okuldan ne haber diye sordu. Sorma, boğazını gösterdi. Burama kadar şiirle doluyum. Hem de ne şiir? Üç saat bir bir üstüne Milton. Gökyüzünde savaştık durduk. Yıldırımlar, gök gürültüleri. Öğleyin ve dar attım kendimi. Sen ne yaptın? Ben uzandım, okudum. Ahni ne iyi, imreniyorum senin yaşamanı. Bereket arada seni düşündükçe içimin ısınması var. Sen ne okuyorsun? The Naked and the Dead. Hiç duymadım. Bitirince sana veririm. O da bir savaştan bahsediyor. Yeryüzündeki bir savaşta. Demek arada beni düşünüyorsun. Evet. Beni çok düşünmeni istemem. Nedenmiş o? Düşünmeden edemem biliyorsun. Seni seviyorum ben. Sigarasını külliye bastırdı. Nasıl kolayca söyleyiveriyor bunu? Sevmek. Kelimelere herkes kendine göre bir anlam, bir değer veriyor galiba. Bu değerler aynı olmadıkça iki kişi iki ayrı dil konuşuyorlarmış gibi olmuyor mu? Gene de sevinçliydi. Güler sol iki parmağıyla gazetenin üstüne trompet çalıyordu. Bana hiç itibar... Idva... Güler sol iki parmağıyla gazetenin üstünde trompet çalıyordu. Bana hiç itibar etmiyorsun dedi. Gülümsedi. Erkek dediğin kızına yardımdan hoşlanır. Bardağı elimin yakınına getirmedim. Yoksa kızın değil miyim senin? Dizleri kıpırdadı. Yavrum, bir yandan gazetenin üstündeki eli görüyordu. İstersen yanına geleyim. Parmaklar toplandılar. Başını omzuma bastırayım. Elini ağır ağır geriye yolculuğu başladı. Portakalın sana ben içireyim. Masanın ucunda öteki ele katılıp kucağına indi. Saklama ellerini. Aklım başımda bugün. Ah korkunç şey bu. Nasıl biliyorsun? Sana bakmayı biliyorum ben. Söylediklerimi dinlerken bunu yapamaz ama tutar gene elimi öpmek isterse diye düşünüyordum. Bak dudaklarını belli belirsiz boyamışsın. Boyarken aklından geçenleri biliyorum. Aynaya bakınca sana solgun gibi göründüler. Sevmez ama azıcık süreyim fark etmez dedin. Öpüşeceğimizi biliyordun. Dudakların daha bir çekici olsunlar istiyordun. Aklında hep bugün benimle öpüşeceğin vardı. İstiyordun. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben seni öpmek istiyorum. Güler kızarıyordu. Korkunç şey bu. Görüyorsun utanıyorum dedi. Korkunç olan ne? Bunları herkes düşündür ama çoğu söyleyemez. İkimizin arasında saklı bir şey olmaması sana bir rahatlama vermiyor mu? Rahatlama ha? Başkasının gözü önünde. Sus. Dizlerini kıracakmış gibi sıktı. Arkasını söyleme. Hadi içelim şunları da çıkıp gidelim buradan. İçtiler. Başkasının gözü önünde soyumak insana bir rahatlama verirse diyeceğinden korkmuştu. Kendi sözleriyle çelişmeye düştüğünü bilmiyordu yoksa onun açıkça söylemesini istedikleri salt kendi isteğine uygun olanlardan başka bir şey değil miydi? Elini alnında gezdirdi. Çıkmadan nereye gideceğimizi konuşalım mı yoksa dışarıda mı konuşuruz diye sordu. Burada konuşalım. Söyle öyleyse sinemaya mı? Bilmem sen geçen hafta nereye dersen giderim. Anlıyordu. Geçen hafta burada elini öptüğü gün dışarı çıktıklarında onu evine götürmek istemişti. Daha gelemem demişti. Çekinirim. Evine girince ben de oraya uymayan bir şey görürsün de beni sevmezsin diye korkarım. Ötekilerin, Ayşe'nin bile hep onun evine gitmek istemelerine karşı bu kızın çekingenliği o zaman ona hiç tuhaf gelmemişti. Nasıl ki şimdi de oraya gitmek istemesi tuhaf bulmuyordu. Bugün de götürmeyecekti. En iyisi sinema dedim. İnsan bile bile giderse utanç da duymaz. Dışarıda kalabalığın arasında öteki çiftlerden tek ayrılıkları kol kola yürüme işleriydi. Sinemaya gelip salonun en arka sırasına oturdukları zaman bu ayrılık da ortadan kalktı. Artık bütün o arka sırada oturan çiftler gibiydiler. İçeri girer girmez, sanki vakit hesaplayıp da gelmişler gibi salon kapılarından açılıp ışıkların yanması onu sevindirmişti. Yoksa dış salonda kalıp bekleyeceklerdi. Karanlıkta boş yerlere doğru iteklenmekten iğrenirdi. Çevresine baktı. Pek kalabalık sayılmazdı. Güler'in sesini duydu. Ne düşünüyorsun? Sinemaya girenlerde ortak bir duygu olduğunu düşünüyordum dedi film görmeye gelenler de elbet. Çünkü bu salon başka amaçlar için de kullanılıyor. Yağmur dininceye dek beklemeye, ısınmaya, uyumaya, yanına oturacak tanımadığı bir kadınla ya da erkekle sürtünmeye gelenler çoğu. Localar var, ucuz randevu evi odacıkları, arka sıralarda öpüşmeye gelenler var. Salt film görmeye gelenler salon tenha olsun isterler. Yanlarındaki koltuğun sahibi olup olmadığını sorana kızarlar. Gürültü olmasın, öksüren, sümküren, konuşan, gülen olmasın isterler sinemanın güzel sanatlardan biri olduğuna en büyük kanıt bence bu. Ama olmadığında da bu. Çünkü her zaman gülen, öksüren, sümküren bulunur. Biliyor musun yanıma mendil almayı unutmuşum. Ya burnum akarsa? Işıklar söndü. Hanidir hep bu anı beklediklerini düşündüm. İşte Güler hiç kıpırdamadan sanki ona doğru geliyordu. Sol koluyla omuzlarından sardı. Dudakları onunkileri buldu. Artık konuşmayacaklardı. Değil yalnız etimiz konuşacak. Dudaklar sesleri kesip biçerler. İnsanın et olmayan tek yeri beğendiğim et beyinli. Bir insan için söylenebilecek en ağır horlama sözü. Et beyinli. Ya bu birbirinde ezilen dudakları, bu acıta acıta sıkan elleri yöneten ne Omurilik mi? Ondan mı murdarilik etmişler? İki et nasıl oluyor da birbirinin dilini böyle kesin kolayca anlayıveriyor? Ya bu oburluk, bu doymazlık? Korkunç şey demişti. En korkuncu bu değil mi? Dudaklarını çekti. Gülerin göz kapakları aralanırken yeniden onun yüzüne eğildi bu kere yarı karanlıkta da olsa saat ona bir yabancının kimmiş gibi gelen kendi şişkin yüzünü göstermemek için öptüğünü sanıyordu. Çünkü öpülürken Güler'in gözleri hep kapalı dururdu. Açma gözlerini sakın. Açarsan belki yalnız şişmiş bir burunla iki sıvışık göz göreceksin. Yoksa aldırmaz mısın? Yoksa seni böyle başkaları da öptü mü? Avucunda kıpırdayan eli bütün gücüyle sıktı. Güler ufalır gibi oldu. Ağzının içinde inledi. Ayrıldılar. Baktı perdedeki adam bir kadını öpüyordu. İşte her yerde buydu. Birden kulağının dibinde fısıltıdan bile yavaş bir ses duydu. Al kırdın onu. Kucağına uzanan ili aldı. Uzun zaman bırakmadı. Sıcaklığı kuruydu. Öpüşürken ona durmadan büyüyorlarmış gibi gelen burnu, yanakları, dudakları yeniden küçülmeye başladılar. Yanında başı omzuna dayalı oturan bu kızı. Konuşmadı, yüzünü ona uzatmaya kalkışmadığı için sanki daha çok seviyordu. Saçları boynundaydı. Kulağa kaşınıyordu. Bir daha gelirlerse onu sağına oturtacaktı yer gösteren kızın tuttuğu solgun ışıkta önlerinden dizlerine sürtünerek bir kadınla bir erkek geçti. Yanındaki bu yerlere oturur oturmaz sarıldılar. Onlara yol açarken birbirine yaslanan bacaklarını çekmediler. Koluyla Güler'in başını kaldırıp kulağına eğildi. Önce bu kulağı öptü sonra çıkalım mı diye sordu. Çıkalım. Kalktılar. Dönüp yanındakilere baktı. Adam etekliğin altında kadının bacaklarını okşuyordu. Bir an içinde bir duygular karmaşası oldu. Çıkacakları için sevinç, adamı tekmeleme isteği, kalktılar diye pişmanlık. Kulağını kaşıdı. Yoksa Salt bunu yapabilsin diye mi buradan çıkmak istemişti? Kalabalık yolda yürürlerken ona birbirlerinden utanıyorlarmış gibi geliyordu. Galatasaray Lisesi'ni geçtiler. Nasıl bakıyorlar ona? Ne düşünüyor acaba? Bu eli miydi? Değil öteki. Güler kolunu tuttu. Eski evimizin önünden geçelim mi diye sordu. Geçelim. Rahatladı. Demek düşündüğü buydu eski evi. 10 gündür konuşmalarından anladığına göre kız kardeşini biraz da annesini kendi kendine yıkabilmişti. Ama daha dimdik duran bir babası vardı. Bir de bu eski evi. Bugün eve saldıracaktı. Acelesi yoktu. Sonra babasını da yıkardı. Kimsesiz kalsın istiyordu. Benim ona tutunabilmem için onun benden başka bir dayanağı olmamalı. Gene de bu kızın ileride kendi yüzünden azap çekeceğini sanıyordu. Başını çevirip baktı. Azap çekmesini istemiyordu. Sonra kafasında hep o iki cümlelik söz dolaşmaya başladı. Gelip geçenlere düşmanca bakıyordu. Sanki azap çekeni ilaçla kurtaran onlardılar. Boş yer azap çekmeyin, bir derman için dedi.